Artı Futbola hoş geldiniz sevgili seyirciler. Süper Lig'de nefes kesen bir maçı geride bıraktık. Fenerbahçe gerçekten büyük bir fırsat tepti ve Kadıköy'de son dakika şok bir golle maç 3-3 berabere bitti. Sarı lacivertler İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu maçla ilgili konuşulacak çok şey var. Jesus, Arda Güler hepsini konuşacağız. Kimlerle Gürcan Bilgiç, Zeki Uzun Durkan ve Cem Pamiroğlu'yla birlikte hepiniz hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Önce bu unutulmayacak, nefes kesen maçın özet görüntülerini ekrana getirelim. Sonrasında röportajlar, yorumlar ve teknik analizle Artı Futbol başlıyor. Evet. Arda Güler için, Fenerbahçe için bu akşam Rüya gibi başlamıştı ama kabus gibi bitti. 90 artı 6'da bir son dakika şoku. Fenerbahçe Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını değerlendiremedi. Konuşulacak gerçekten o kadar çok şey var ki nereden başlasak, nasıl anlatsak. Önce Cem Pamiroğlu'yla başlamak istiyorum. Hocam neden böyle oldu? Fenerbahçe taraftarının kalp sağlığıyla, psikolojisiyle fazla oynamıyor mu bu aralar? Kesinlikle öyle. Ee, bir kere şu var sevgili Onur. Fenerbahçe'nin böyle defansif anlayışıyla, böyle defansta devamlı ben acaba ne zaman gol yerim korkusuyla bu lig bitmez. Bir kere hem takım defansı hem takımın defansı bir futbol takımında en önemli şeylerden biridir. Ve siz bunu bütün bir 90 dakika boyunca maalesef bir türlü organize edemiyorsunuz. Oyun içerisinde 2-0 galipsiniz. 2-0 galip geldikten sonra Fenerbahçe e, otobüsü çekmeyi bilmiyor. Ya oyunu sete dönüştür. Sen burada e, daha garantili oyna. 2-0 galipsin. Kaç tane kontratak yiyorsun? Kontrataktan, boş alanlardan e, ayağına çarpan topla gol yiyorsun. Önündeki bir sürü adamlardan e, bir tanesine çarptıramıyorsun topu. Orta yaptırtıyorsun. 6 tane adamın içerisinden bir tanesine kafa vurduruyorsun. Şimdi takımın defansı, yani takım defansı başka bir şey bireysel olarak ama bir takım defansı, sen bir topun arkasında kalırsın, topun durumuna göre pozisyon alırsın, içindeki oyuncu, kenarındaki, dışındaki ve topa odaklanırsın, bakarsın takımın defansındaki oyuncular kendi tehlikeli olacak bölgesine düşecek olan topları rakip, top, kale üçgenini. Tutmasını gerekir ve o pozisyondaki adamlara nefes aldırmaz. Ama Fenerbahçe takımının her kalesine gelen e, top tehlike oluyor. Ve inanın bana televizyon başında seyreden seyirciler ve aynı zamanda sahada maçı seyreden seyirciler hep korku içinde acaba gol yer miyiz? Acaba gol olur mu? Acaba top kalemize gelir mi? Acaba bir bireysel hata olur mu? Şimdi bu gibi durumlarda e, bir takım bir türlü toparlanamıyor. Ya galipsin. Kendi sağında üç tane gol atıyorsun. Üç tane gol yiyorsun. Ve bu aynı zamanda da sen e, kendi pozisyonunu rahat rakibe kabul ettirmişken ilk devre harika bir top oynuyorsun. Arda gibi bir üst düzey oyuncun çıkıyor. Gol atıyor. Galip giriyorsun. Emre, Emre Mor harika top oynuyor sol taraftan. Otakları geliştiriyor. Valencia yerinde durmuyor. E, İsmail'le Mert Hakan çok çalışkanlık, üretkenlik var. Takım Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Skoru da yakalıyorsun. Maç başlıyor. E, golü atıyorsun 2-0. E, 2-0'dan sonra 2-1 yapıyorsun. Arkasından 2-2 oluyor. Oyuncu değişiklikleri. Oyuncu değişikliklerine de bir mana veremiyorum. Yani iki tane sarı kartlı oyuncu var. Ya kalsın sarı kart. Atılacaksa da atılsın. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi hani sıcak bir oyuncu vardır maça devam eder. 74. Sıcak oyuncuyu sen... Samet'le Emre Mor'un oyundan evet, çıkmasını diyorsunuz. E, Samet'i sıcak bir oyuncu. <laughs> en önemli şey... Yani Emre Mor'u çıkartabilirsin. Hani Emre Mor'un e, oynadığı yer itibarıyla hani bir değişiklik, kan değişikliği. O arada da aynı zamanda daha diri bir oyuncu. Aynı zamanda da sarı kart gördüğü için bir şey diyemem. kaldırır. Ama... Sen Samet'le oynuyorsun. Samet'i çıkardığın zaman, Serdar'ı yerine aldığın zaman Soğuk bir serdar giriyor. Bir de defansın en önemli merkezine giriyor. Ve orada her an hata yapma riski, en azından pozisyon hatası yapma riski var. Bu da bence gözden kaçan bir detaydı diye düşünüyorum. E, gollerde e, bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin e, sağ tarafında oynayan diye bugüne kadar çok övgüler yazdık. E, övgüler söyledik. Ama yenilen gollerde bakıyorsunuz Ferdi orada yok. Ferdi'nin olması lazım. Oradaki o pozisyonu bir şekilde birilerinin ona izah etmesi lazım. Orayı toparlaması lazım. E, bu gibi tabi detaylardan dolayı problem. E, ve de aynı zamanda da e, Fener'in e, bugün maçtan evvelki düşüncesi neydi? Maçtan sonraki düşüncesi ne oldu? Galatasaray takımı size e, diyor ki e, ben sana tepsi içerisinde e, şampiyonluğu veriyorum. Hatta Galatasaray takımı e, puan kaybediyor. Aynı zamanda da bir gomis krizi yaratıyor ve de bu Gomis krizi de tam camiayı belki de biraz daha sarsacak bir boyuta gelecek. Hele sen puan bugün kazanıp da puanı dörde indirirsen çok daha önemli şeyler olacaktı. ve bu yüzden de sen böyle bir avantajı kullanamıyorsun ve bu avantajı kullanamadığın için de maçtan sonraki görüntüler de enteresan. Şimdi Onları konuşacağız. Öyle mi? Ee, Peki tamam. Özette yok ama tabii fotoğraflarla tarif edeceğiz. Şimdi kısaca bir söyleyeyim birazdan detaylara gireceğiz. Yine her zaman olduğu gibi Jesus ta takımı topluyor orta yuvarlağa. Ama taraftarı alkışlarken taraftar bir protesto da bulunuyor takıma. Jesus da dönüyor, taraftara cevap veriyor, el kol hareketi yapıyor. 18 yaşındaki Arda 69 yaşındaki Jesus'u kolundan tutup "Aman bir hocam" kolu. deyip e, içeri götürüyor. O da enteresan. Bir Onu ekleme yapabilir miyim? Tabii. E, o ayrı bir konu ama her maçtan sonra Jesus yani özellikle puan kayıplarından sonra niye sahanın ortasına gidilip futbolca toplanıp orada bir e, bu toplantıyı yapıyorsun? Ya tamam kötü bitti. E, seyirci de bugün hakikaten seyirci de çok iyiydi biliyor musunuz? Yani belki evet. bilmiyorum Gürcan dikkat ettim mi? E, seyirciyi ben çok beğendim bugün. 90 dakika müthiş destekledi takımını. Kalabalıktı, istekliydi, daha belki maçlardan daha farklı, daha iyi bir seyirci vardı. E, maçtan sonra o Jorge Jesus'un sağ içerisindeki maç toplantısına bir mana veremedim. E, orada sen şunu da söylüyorsun. Yani seyirci zaten böyle artık feverana gelmiş durumda. Biraz da seyirciyi tahrik eden bir davranış oldu diye düşünüyorum. Tabii zaten şokta 96 evet. burasına gelmiş seyircinin. Aynen, aynen. Hala seyirciden orada bir şey beklemek aynen. nasıl bir şey olur? O zaman madem bu konuyu açtık... E, Maçla ilgili ilk fikirlerinizi alacağım ama şu konudan devam edelim. Gürcan Bilgiç, e, maç sonrası Jesus'un bu e, yaptığını tahsip ediyor musunuz? Ben hala yani ülke ve Fenerbahçe gerçekten ne anladığını düşünmüyorum. Yani. <laughs> jo Jorge Jesus'un. Yani e, daha önce de yapılan e, tepkiler karşısında bir yanıt vermişti. Haklı olduğu yerler var, haksız olduğu yer, yerler var. Ama ıı, o hassasiyeti bilmesi ve anlaması gerekir. Yani ıı, puan kaybedilmiş maç, oyuncular çökmüş kalmış sah sahada. Hakikaten mü 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 müthiş müthiş bir travma yaşıyor. Adam bunun farkında topluyor oyuncularını. Orada bir desteğe ihtiyacı var. Çünkü daha yolu var. Yani e, Galatasaray'ın <laughs> zor maçları var. <laughs> Fenerbahçe'nin maçları var. E, i̇ki tane altı puanı var. E, hanesine yazacak gar e, garanti. Bu arada kupada e, yoluna de devam ediyor. E, ve Dolayısıyla e, oyuncuların bir türlü ayağa kaldırması lazım. Onun için bir ateş lazım. Yani böyle düşünüyorum bilmiyorum. Ben akıl okuyorum esasında. Muhtemelen öyle düşünüyordur. O nedenle dikkat edin tepkisi oyuncular e, taraftarı alkışladılar. <laughs> taraftarı alkışladıktan sonra taraftarın ıslık e, tepkisi gel, gelince Jezus niye böyle yapıyorsunuz hı hı. gibi e, tribünlere gitti. Ama şunu bilmiyor. Bizim taraftar plaka alır. Alırlar plakasını yani. Tabii. Yani e, işte başkan kalırsa ben kalırım. E, böyle yaparlarsa gülerim. Altaya açıklamalarında. Hatırlarsınız. Yani e, gidersin abi sen. Bizim seyirci ayar sevmez değil mi? Gücü? Sevmez abi. Yani <laughs> e, sen gidersin. Üstelik tabela da seni desteklemiyorsa yani tabelada Arkan Arkan'da diyse değil, seni e, çok güzel gönderirler yani. Hiç hiç tan tanımazlar. O yani da ne futbolculara ne e, hani, pardon futbolculara ve yöneticilere Ali Koç'a yine tepki vardı ama hiç Jesus'la ilgili bir protesto, öyle çok ön plana çıkan bir protesto yok. Taraftardan bugüne kadar Jesus'a hiç öyle bir şey gelmedi ama, değil mi? Yuhaladılar ama. Yani bugüne evet. kadar hani bu maçta evet artık e, ya, taraftarın abi. sabrı taştı. Abi bak, onu da kıymetini biliyor aslında. Onur Maçtan sonra gelir abi. Maç kötü bitmişse orada taraftar tepki gösterir. Yani ben de televizyondan seyrederken ben de te tepki gösterdim yani. Taraftar tepki gösterir orada. Hayat büyük bir kırıklığı var. Umutlarla st stada gelmiş. Spam işte farkında indireceğim. şampiyon olacağım. İşte Seyran Tepe'de kupa kaldıracağım. Yani ee, orada 50 bin kişi var. Dışarıda e, 20 milyon kişi var. Onların hayali var orada öyle bir şey. Ve bir anda yok elindeki e, o hayal, o mutluluk, o e, sebep gidiyor. Orada tepki gösterirsin. Orada gösterilen tepki e, normal karşılayacaksın, edeceksin. Böyle el kol ne yapıyorsun sen ya? Evet. O unutulmayacak gayet fotoğraflar sen, ortaya çıktı. Hayır sen, sen, sen ne yapıyorsun orada? Yani... Adam orada e, gecenin vakti dünya para harcamış e, gelmiş. Bayram dönüşü hafta içi pazartesi günü orada elli kişi doldurmuş. Istedim. Aynen yani e, birdenbire böyle bir e, şey yaşıyor ve ilk defa da yaşamıyor bunu. Şimdi e, işte beraber oturuyorduk ben bakıyorum. Ümraniye beraber iki puan giriyorsun mağlupsun 3 puan etti beş e, ee, İstanbul Spor beraber kalıyorsun 2 puan etti 7. Bakıyoruz hı hı. puan cetvelinde. Hayır Beşiktaş maçında rakip 10 kişi hiç öndesin 1-0 yani, -0, hadi, onu da katılaş kaybı. Hadi boşver ver bakıyorsun puan cetvelinde. Ümraniye sondan birinci. Sondan bir üstte. <laughs> Giresun onun iki üstünde. Evet. İstanbul Spor onun bir üstünde. 15. Yani, sıranın altındaki son, takımlara hep aynen, hep puan son, son 4, son 5 takım. Yani Antep'le Atay'ı çıkardığımız zaman son 3 takıma sen 7 puan kaybetmişsin. Üstelik Kadıköy'de. Evet. Birinden üç yemişsin. Birisinden iki yemişsin. Birisinden ge, gene üç yemişsin. Hep önde olduğu maçlar tamam, bir de. Yani tamam önde götürdüğü maçlar. Yani e, futbol bu. Olur böyle şeyler. Der geçersin baz, bazen. Ama bunlar de, devamlı oluyorsa kardeşim faturanız geldi derler. Adamın önüne koyarlar. O, o faturayı. Kendi de itiraf etmiş. Ce, ce, Cem abi e, muhtemelen söyleyecekti şeyden sonra. Serdar aldı oyuna. üçteye döndü abi. İsmail'i çektim merkeze. Yine üçlüye döndü. Ondan sonra oyun gitti tamam mı Fenerbahçe delildi. Ardından ara kras hamlesi yaptı. Serdar'ı şey, ne? şeyden. İnanamadım şey, e, ara ile kras hamlesi yaptı. Daha direnç işte. Zaten o değişikliğini anlamış. Biz rakip sahaya gitmiyoruz kardeşim demektir. Ve e, mesela ilk yarıda bitti ilk yarı. 76'ya 24 toplu oynama oranı. Tabii bir arkadaşımla yazışıyoruz. Dedim ki futbolcular çok acemi. Çok baskı var. Hayal dünyasında da. Özellikle Samet. Hmm. Yani e, Cem abi takım maçı kaldıramadı. Bak söyleyeyim sana. İk, bak 1-0 <laughs> olduktan sonra ikinci golü atarım der. Normalde Fenerbahçe takımı. Üçüncüyü atayım der. Bundan maç bitsin dedi. Yani gözler dakikalara döndü. 2-0 olduktan sonra maç bitsin dedi. 3-2'yi aldılar. İşte İrfan falan girdi başladılar geride pas yapmaya. Ee, dakikalara oyna, oy, o, oynamaya. Ve e, karşındaki takım bakma sen 2-0'dan 2-2'ye geldi Beşiktaş maçında. Vodafone'da yaptı bunu. Vodafone'da değil. Yok Olimpiyatistan'da. Olimpiyatistan'da yaptı. Yani ve maç içinde de hem etemi hem Eze sürekli tehdit ettiler seni. Yani 1-0 mağlup takım kendi sahasında niye bekler? Mesela hocaları konuşuyoruz. Fatih Tekke maçtan evvelki konuşmasını Tabii. biliyorsun değil mi? Fatih Tekke şunun farkında. İki adamım var. Ben iyi bir geçiş takımıyım. Ben o fırsatı bulacağım. Tek farkta tutayım oyunu. En kötü 1-1 bir bir bitiririm dedi. Yani o 1-1'in bir peşine peşine düştü. Şey çok büyük ikramiye oldu. Penaltı ki onu da tartışacağız bence. Evet, hakemi de tartışacağız. Bence penaltı değil. Buz gibi gol gitti 5. dakika. Belki ee, daha farklı maç izlettirdi bize. 5. Ee, Beşiktaş'ın evet, golü. Bir sıfır ona geçmek. Ama bütün bunlar e, ben e, mental olarak takımı çok dipte, çok düşük gördüm. Yani Fenerbahçe takımı Kadıköy'de e, kendi seyircisinin baskısında ezildi. Evet. Yani e, diye, diyebilirsiniz ki genç oyuncular bunu yaşar, <laughs> sıkıntı yok. İşte o orada e, lider oyuncu yani o bunu fark edecek. Ee, aynı Beşiktaş maçında olduğu gibi. O takımdaki o sarsakta o konsantrasyon eksikliğini, o ne yapacağını bilememezdi fark edecek bir lider lazım takımda. İşte ileride top tutacaksın, foul alacaksın, ne bileyim bir gerginlik çıkartacaksın. Yani atmosferi e, farklı bir yere getireceksin. Senin takımında öyle bir lider oyuncu yok. Kim lider sahada? Jorge Jesus. Jesus. O görecek bunu. Yani o o tespit edeceğim. Belki o <laughs> bir değişiklik yapsa bir mesajdır o, alacaktır takıma. Mi, Takım daha farklı oy, oynayacaktır. Evet. Zeki Uzun Durukan'a göre e, sorumlu kim? Tabii ki Jesus demiş ki sorumlu benim. Hani hakemdir, şudur budur konuşuruz, bahaneler üretiriz ama bugün üretmeyelim. Sorumlu benim diyor. Fenerbahçe'de sorumlu kim? Ya bir e, Jesus kesinlikle Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını inanmıyor. Onu söyleyeyim. Çünkü maçtan sonra şunu söyledi. Değişen hiçbir şey olmadı dedi. Akıl tutulması. Ya yani rakibimizle aynı puan farkı devam ediyor dedi. Ya yani bu mantaliteyle ile olaya duruma bakan bir durum tespiti yapan bir hoca var. E, bir defa Fenerbahçe'de şunu söyleyelim. Hani %76 topla oynamış falan ama ilk yarıda kaleyi bulan iki şutu var. Bir cılız şut var. Gol oldu çarptı işte savunmaya falan. Diğeri de yine bir cılız şut. İki şutu var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe oyun olarak Beşiktaş'ın da çok gerisinde. Fenerbahçe oynuyormuş gibi görünüyor. İşte son 3 haftada son saniyelerde kazandı. Fenerbahçe geriye gidiyor. Geriye gidiyor yani Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bundan sonra maç kazanması şansa ve tesadüflere bağlı. Açtı Arda Güler şahsi becerileriyle, yetenekleriyle gol atıyor. Savunması çok kötü. Kaleci çok kötü. Hoca çok formsuz. umrunda değil hocanın. Bak umurunda değil. Sen taraftarla nasıl didişebilirsin ya? Senin de artık o gücün yok. Senin gücün yok ya. Taraftara sen nasıl gidip işte el kol hareketi yapabilirsin? Sen Fenerbahçe'yi şampiyon mu yaptın? Güzel oynadın mı? Yani dört önemli oyuncusu olmayan, can çekişen, kümede kalmak için can çekişen artık yani bu maça hani karınca ile filin savaşı gibi bakmak lazım. Hep biz öyle bakıyorduk. Ve İstanbul Spor sana üç tane gol atıyor. Ve o, o kadar kolay goller attılar ki. Yani hiçbir şey yapamadım. Ya son gol, son gol öyle, böyle bir gol yenmez ya. Yani ayakla vurulacak e, topa e, kaleci çıksa zaten alacak da. Kafa vurdu ya oyuncu savunmanın önünde. Yani da böyle bir gol atılamaz biliyor musun? Aynısını Beşiktaş'tan yemişti Fenerbahçe. Şimdi, Redmond o, ortaladı, tabii, Cenk vurdu. Fenerbahçe'nin doğru nizami golü verilmedi. Doğru verilse farklı olurdu. Orada fual falan yok. Özel aynı pozisyonu... Penaltı, penaltıdır. Erman Hoca öyle diyor. Farkı, onları tartışırız ama Fenerbahçe kötü oynuyor. Yani Fenerbahçe iyi oynuyormuş gibi görünüyor mu? Haftalardır tesadüfen kazanıyor Fenerbahçe. Üç maçtır son dakika. Yani şimdi biz Yesus'u konuşuyoruz da Fatih Tekke'yi nereye koyacağız? Abi ya. ya mucize ya bu takım. Çoluk çocukla evet. ya Eze denen oyuncuyu <laughs> Eyüp Spor'dan aldılar. Yani imkansızlıklar, transfer tahtası şu bu, para yok. Ya bu çocuklar. Bir de en iyi, iyi şey adamı yok. Mi? Kart cezalısı. bir şey söyleyeyim evet. mi? Yani bunlar, Boğaz Tokluğu'nu oynayan oyuncular ya. Bu bu derecede e, mütevazi bir kadro. Kenarda hoca, nakış gibi işliyor oyunu. Nakış gibi işliyor oyunu yani. O oyuncusuna kızıyor, tepki gösteriyor. Bak diyor oraya değil buraya. Maçtan sonra dedi ya, biz tacı bile çalıştık dedi ya. Tacı bile saniye saniye, ilmek ilmek ne oynayacağımızı, Gürcan abi de söyledi biraz. Fenerbahçe maçında ne oynayacağımızı dakika dakika biz bunun planını yaptık dedi. Yani bu kadar dersinde çalışmışlar. O yüzden ben Fatih de Alkış göndermek lazım. Öbür tarafta e, zenginle yoksul gibi yani varlık içinde e, bir hoca var böyle 50 bin taraftarı var, her türlü imkanı var. Ama kenarda sakız çiğniyor. Üçüncü golü yedi. Yani, sakızını değiştiriyor ağzında. Yani bu ne rahatlık? Arda Baştan Güler önce... dediğin gibi hocayı teselli ediyor. Evet. Yani hoca kesinlikle Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanmıyor. Şimdi bir telaş var hocada. Ya Flamengo'yu kaybettim. Oraya San gitti. Acaba Brezilya milli takımı ben alır mı? Acaba başka bir olur mu? Bak bu hafta emin ol Brezilya'dan gazeteciler, Portekiz'den gazeteciler haber uçuşacak. Çünkü güçsüz ya. Yine oralardan haberler gelmeye başlayacak bize. Jesus'la ilgili Jesus'u istedik. Şu oldu, bu oldu. Jesus yani Fenerbahçe'ye bence zarar verdi. Yani çok büyük hoca. Çok büyük hoca ama burada ya Jesus bizim futbol ikliminde bozuldu. Bu kabul ederim. Yani ilk geldiğinde nasıldı bu takım ya? Bu takım uzay takımı diye kaç kere başlık attık ya. Öyle bir takımdı Fenerbahçe. Bu takımda aynı futbolcular var ve şu anda çok kötü oynuyor. Ya yani bu hoca hocaya yazılır. Kime yazılacak? Yani oyuncular sağ içinde mesela Mert Hakan'ın isyanı, İrfancan Kahveci bazen isyan ediyor. Neye? Belli ki yani hocayla ilgili sıkıntılar var. Forma adaleti yok. Yani niye sürekli oyuncu değiş yani bir ideal 11'in yok senin? Bu kadar güçlü bir kadrom var. İdeal ile çıkarsın sahaya. Kimsenin neyi çıkacağını bilmiyor. Elinde bir de Arda Güler gibi problem çözen bir oyuncu var. Hacı gibi gol attı bugün ya. Müthiş Hacı gibi ya. oyuncu ya. Yani böyle bir oyuncun var senin. Bu kadar kötü savunması olamaz Fenerbahçe. Madem değil Serdar Aziz Serdar Aziz de başta o zaman. Zaten Samet son haftalarda dökülüyor. Ne Yani oyunun sonuna doğru stoper değişikliği nedir ya? Evet, böyle saçmalık olur mu? Samet'i Gerçekten. de bir hedef gösterme var. Tabii orada. bir de o var yani. Hınç gibi oyuncudan. Oyuncuyu da bitiriyorsun. Serdar Aziz'i de e, Gomis gibi yani Serdar Aziz direkt oynayacak bir oyuncu. Hızlı, çabuk, oyun kültürü olan. Onu da sonradan oyuna sokup onu da zaten bitirmişsin kulübede. Yani sonuçta eğer Cesus giderse yine böyle kırılgan yine bolca transfer ihtiyacı olan bir Fenerbahçe bırakacak. Ama Hoca inansaydı, inansaydı bak oyuncular topu ısırırdı. Ne yapar eder? Bu maçı kazanırdı ya. Eskiden böyleydi. Geçen yıl İsmail Kartal'la Fenerbahçe bunu başardı ya son dönemde hatırlayın ya. Evet. Trabzonspor bir, o puan farkını açmasaydı belki de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktı adam. Yani bir de on, bizim kendi yerli teknik direktörlerimize bakalım. 7,5 milyon euro kazanıyor bu hoca. Yani kusura bakmayın da, ekibiyle birlikte aldığı para bu. Ama verdi ne? İlk yarıyı kenara atıyorum. İlk yarı da muhteşemdi Fenerbahçe. Barcelona gibiydi. Şu anda bakıyorsun sıradan bir takım gibi oynuyorlar. Hani topla oynuyorlar bir şeyler yapıyorlar ama net gol pozisyonuna çok giremiyorlar. Elinde şey olmasa, Valencia olmasa, Arda Güler olmasa ne yapacaktı acaba? Bir de dediği gibi oyun lideri Fenerbahçe nasıl olmaz? Bu kadar kalabalık muhteşem bir kadroda bir oyun liderin yok, bir Emre Belezoğlu'nun yok ne bileyim yani. Bir, bir, alman lazım ya da birini seçmen lazım diye İrfansa İrfan, Mert Hakan'sa Mert Hakan. Yok yani. Herkes birbirine bakıyor. Evet. Şimdi... Arda Cem hocam bugün iki gol attı. Biri muhteşem. Ee, onun da gollerine, performansına yazık oldu herhalde dedim mi? Çünkü o da maçtan sonra hani bir anlamı yok bugün attığım gollerin kazanamadığımız için dedi. Bugün Türkiye'de bizi bir tarafa bırak. Yolda yürüyen herkes Arda'nın Fenerbahçe'de oynamasını istiyor ve oynamasının şart olduğunu söylüyor. Yani anlayan anlamayan herkes bugün Arda fakat bir maalesef Jorge Jesus bugün belki Arda Fenerbahçe'de en uzun süresini aldı. Evet. Ve en uzun süresini aldı ve yaptığı oyuna ve de takıma skorboarda katkısını görüyorsunuz. 93'te çıktı bugün. Kesinlikle ve aynı zamanda şunu daha evvel yapsa Arda daha fazla katkı yapacak. Belki senin daha fazla puanın fazla olacak. Şimdi sen e, takımı yapıyorsun. Jorge Jesus'u biz gene geçen haftaki maçtan 5 tane oyuncu değişik. Hadi sonra hani hep diyoruz ya başlayan 11 değil, biten 11 diyoruz. Geçen maçta Başakşehir maçından biten 11'den, biten 11'den bile 2 tane başka oyuncu koyuyor şey e, kadro Jorge Jesus. E, bu yüzden de kadro istikrarı bir türlü sağlanmadığı zaman da sahada oyun kültürü oluşmuyor. Oyun gücü oluşmuyor bir türlü. Fenerbahçe'nin ilk yarıda hakikaten çok iyi oynadı herkes. Yani kötü oyuncu sayısı yok gibiydi. Herkes müthiş ama şey yok üretkenlik yok. Gol ortalamasına bakıyorsun 1.36. 656 pas yapmışsın. İsmail e, İsmail'le Mert Hakan yüzün üstünde topla temas etmiş. E Arda ile 80-90 kere temas etmiş topla. E ama bakıyorsun rakip alanda hiç böyle türbünü ayağa kaldıracak bir hareketin yok. Sadece bireysel yetenekteki oyuncuların içgüdüsel, düşünce ve formun yeteneğiyle ya pozisyon buluyorsun ya gol buluyorsun. 2-0 galipsin. Geldin soyunma odasına, güzel konuşmalarını yaptın ama şunu da düşünmek lazım. Karşında İstanbul Spor takımı gerçekten stratejisini iyi okumuş. Bir gün evvelde Giresun Spor mağlup olmuş. Kendi puan tablosundaki yeriyle çekişiyor. Önümüzdeki hafta diyor ki benim esas rakibim diyor Giresunspor diyor. Ben diyor onlarla oynayacağım diyor. Bu maçtan hemen önce hocam. Ya evet, bu, tabii, bugün, tabii bugün Evet. Evet. 4-2 yenildiler onlar yenildi. Başakşehir'e. Başakşehir'i ve arkasından da e, önümüzdeki hafta oynayacak. Fenerbahçe'yi o kadar iyi güzel tahlil etmiş ki Galatasaray maçına bakmıştır, e, e, Beşiktaş maçına bakmış. Aynen onların oynadığı şekilde sana bir strateji kurmuş İstanbulspor. Fatih Tekke'yi de hakikaten kutlamak lazım. Evet. Şimdi hep Fenerbahçe üzerinden değerlendirmeyelim. Tabi medyada malum böyle oluyor yani Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor olunca hep böyle onlar üzerinden değerlendiriyoruz ama maçtan önce sanki biraz fazla üstüne gidildi Fatih Hoca'nın demişti ya. Çok güzel. Oyuncum, Bravo Sarı kart cezalısı evet. olmasaydı da oynatmayacaktım dedi. Bir anda ortalık ayağa kalktı. İşte oynatmadı. Mecburen evet. oynatamadı. Bir tanesini yedek bıraktı. Diğer dördü zaten sarı kart cezalısıydı. Sınırda Lokilo vardı. Onu sonradan oyuna aldı. Ama bu kadroyla da 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe'yle. Yani önceki... tebrik etmek lazım. Kesinlikle ben de aynı şekilde senin gibi düşünüyorum. Ve de tebrik de ediyorum. Hayır kalmayabilirdi. Oyun stratejisi de önemli. Kalmayabilirdi. Yani mesela evet. penaltı pozisyonu piyango pozisyonu. İşte 2-2 olan top sanate çarptı. Sanate çarptı. Yani top sevdi, top istedi denir ya. Evet. Ya da doğru istemedi tabii yani ne ne yaparsan. Ee, İstanbul İstanbulspor için top e, sevdi İstanbul Spor. Fenerbahçe için sevmedi. O aksiyonların içinde. Ama doğru oyun oynattı. Doğru strateji kurdu ve o o strateji içinde yapabileceği maksimum e, mücadeleyi yaptı Fatih Hoca. Ve söylediği şey de doğru. Düşmemeye oynuyor abi onun rakibi Giresunspor. Evet. Spor. evet. Doğru. Ya Fenerbahçe'yi ee, ma maçında alacağı risk ve Kadıköy'e gideceğim diyor. 50 bin kişi var diyor. Adamlar benden iyi diyor. Ta tamam mı? Yani o maçı önemsemesi, takımını o, o maçı yönlendirmesi. Bizim kaç tane anlaşanlı teknik direktörümüz Avrupa maçlarını yedek kadrolarla oynadılar. Tamam. Türkiye'yi daha iyi önem önem önemli diye. Doğru. Yani aşağısı da bakın yani işte şey ekranda mi? ne kadar sıkıntılı bir durum. 27 29 haftaya Tabii. atıyorum. Giresunspor'u yenilirse düşme hattına ha. şey. E, İstanbulspor. Orayı düşünmeleri fa normal. Fakat bu e, bu başka bir şey. Mesela ben Zeki şurada katılmıyorum. Fenerbahçe takımı kötü oynamıyor. Yani e, kötü, kötü oynayan takım e, Ben çok iyi idare edildiğini düşünmüyorum şey, yalnız Gürcan. Şey. Orada problem var. Abi dünkü maç mesela Üç tane maçı üst üste son dakikalarda kazandım, bir sıfır arkada, evet. arkadan arkadan Kötü oynayan bir takım, kötü mücadele eden bir takım bunları yapamaz. Bence orada o inançları var, o dirençleri var, o takım karakterleri var. Ama büyük takım olmak daha farklı bir şey. Bugün ya da dün saate göre yani 12'yi geçti mi? Geçti. Geçti. Yani dün, bilmiyorum Cem abi daha çok oynadı o maçları. Ezildiler abi. Mental olarak kaldıramadılar maçı. İşte orada ne eksik oluyor biliyor musun? Mesela Zeki çok güzel dedi. Bir Emre Belezoğlu'nun yok. Hmm. Bir Alex'in yok. O Bugün biraz Arda soyundu o, o, o liderliği. O lider. Arda daha ama 18 yaşında. Bir yere kadar. Yani o şey yapmaz. Ee, kim var takımla bunu yapabilecek? İrfan var, Mert Hakan var. İrfan da Mert Hakan'ın kendi seyircisi yuva alıyor. Evet, evet. Adamlar e, evet. o şeyden e, yapıyorlar. Onun e, şeyini e, par paradını almak adına yani takıma şampiyonluğu oynayacak e, takım tecrübesi, takım aklını e, getirmesi lazımdı. Bunu hissetmesi lazımdı. O yüzden Jorge Jesus'a ben fotoğrafı söylüyorum. Yoksa Zeki Olabilir. doğru söylüyor. Yani adam geldi, bir sistem kurdu. Tamam mı? O sistem içinde Fenerbahçe taraftan istediği oyunu oynattı. Direk oyun, bol pozisyonlu, bol gollü Yiyorum dedi ama ben de daha fazla atacağım dedi. Herkes mutluydu. İşin o etapında. Fakat burası Türkiye. Yani burada sadece iyi antrenman yapıp iyi 11 çıkarmak yetmiyor. Hakemi de kollayacaksın. Kendi taraftan da yöneteceksin. Başkanı da idare edeceksin. Takımda dev edişleri vardır. Onların gönlünü bir türlü hoş tutacaksın. Dengeyi sağlayacaksın. Bin türlü şey var. Dinamik var o o sahayı etkileyen yani. Peki niye kopuyor Fenerbahçe ara ara maçtan kopuyor? Beşiktaş derbisinde de öyleydi. Rakip 10 kişi 1-0 önde Fenerbahçe maçtan bir koptu. Bir anda 3-1'e geldi maç. Bak, Bugün 2-0 öndeydi. Bir anda 2-2'ye geldi. Onurcuğum ne var biliyor musun? O 2-2'ye gelmeye başlamadan evvel oyunun kurgusuna baktığın zaman sahanın içerisinde mesafeler o kadar açılıyor ki top kayıplarından sonra Fenerbahçe topun arkasında kalamıyor, gelemiyor. Problem orada. Mesela Yenilen golde de o ayağına çarpan giren e, Zalay'ın ayağına çarpan giren Topta o tarafta sağ tarafta Ferdi o kadar uzakta kalmış ki Orası kapanmamış Ve o yüzden Fenerbahçe araları müthiş açıyor O müthiş açtığı zaman da Birbirleriyle olan diyaloğu tamamen bitiyor O arada gelen bir tane kaza gol Veya herhangi bir gol Onun bütün e, alt üst ediyor Bütün fikrini Ve bu yüzden de Fenerbahçe takımı kendi içerisinde organi, kendi içerisinde sahada organizasyonu kolay kolay yapamıyor. Şimdi oyunun iki tane en önemli şey var. Bir defans, bir hücum. Kardeşim sen top top rakipteyken rakipteyken nasıl oynamasını bir göremedik Fenerbahçe'de. Ya geriye kaçır, geriye çekilmiyor Fenerbahçe. Bir şey demiyorum ama Ama sen zaman gelecek otobüsü çek kardeşim çekebilir. İstanbulspor yapmadı mı? İstanbulspor yaptı ama çıkışlarda bu stratejiyle golü buldu. Sen 2-0 yapmışsın. Ya biraz oyunu sete dönüştür. Biraz o gelsin. Çünkü zaten gelmeye başlıyor İstanbul Spor Takımı. Çünkü 2-0'ı kurtarıp... Böyle B planları yok. Cesusun, Kesinlikle yani. B planı yok. Cesusun. Ya Kenardan oyuna dokunması lazım. Ha bu nasıl? Ya takımın içindeki dizilişteki ve düşüncedeki zihniyeti ona göre bir değiştirirsin. veya hatta oyuncu değişiklikle, değişikliğiyle başka bir şekilde getirirsin. Şimdi zaten tek tek pozisyonları birazdan inceleyeceğiz. E, hakem kararları, savunma, hücumu hepsini konuşacağız. Kadıköy'de maç sonrası bir 150-200 kişilik topluluk e, protesto gösterisinde bulundu. O görüntüleri de bir ekrana getirelim. Onun üzerine konuşalım Zeki Uzundurkan. Yani burada şimdi... Yönetim Jesus ne isterse yaptı Ali Koç. Evet. Hani burada hata yönetimde mi, yönetim mi protesto edilmeli yoksa Jesus mu? Tabii ki en başta Jesus, faturayı Jesus'a kesmek lazım. Çünkü takımın patronu, yönetim hangi oyuncu istediyse işte devre arasında bile Osterwalde'ye varana kadar ortalarda olmayan bir sol bek aldılar. Hani geleceğe yatırım dediler ama ayakta duracak hali yok oyuncunun öyle söyleyeyim. İzlerken ben üzülüyorum. Samet sonuçta büyük takım oyuncusu olmadığında görmeye başladık. Dökülmeye başladı. Çok hata yapıyor. Serdar Aziz çok çok daha iyi ondan en azından tecrübe bakımından. Fenerbahçe'nin bu kadar öne geçtiği işte maçı bugün tutamamasının nedeni saha içinde hiç yardımlaşma yoktu. Herkes kendi halinde. Herkes kendini kurtarma peşindeydi maçta. Hiç açıklarını birbirlerinin açıklarını kapatmıyorlar. Valencia yüreğiyle oynuyor. İşte kaç oyuncu sayabiliriz? Valencia'yı sayabiliriz. İşte Arda zaten bambaşka. O yani o artık nirvana'ya ulaşmış. Öyle söyleyeyim. Yani artık ben Fenerbahçe'nin tutabileceğine de inanmıyorum. Hacı gol attı bugün. O gol öyle böyle bir gol değil. Evet. E, mutlaka astronomik bir ücretle bir takıma gider. Alırlar Fenerbahçe'den koparırlar. Fenerbahçe büyük para kazanır ama. Onun Ferdi'yi koyabilir miyiz? bu özgür. Ferdi bak İleri milli şey. takım dönü, milli takımdan beri hep düşüşte. Milli Kırıklar, takımda da takımda hata yaptı. Şor. Orada da kötü oynadı milli takımda da. Oradan beri Ferdi düşüşte çünkü çok yoruldu. Ferdi her maç 90 dakika oynadı. Yıprandı. Ee, ve artık düşüşe geçti. Ona da hak vermek lazım. Çünkü çok savaşıyor. Yani yüreğiyle oynayan oyunculardan ama artık hata yapmaya başladı. Ee, o da bir yere kadar. Vücudu ancak bir yere kadar dayanır. Onun hmm. din, aslında onun çok e, dinlenmeye ihtiyacı var ama hocanın ara sevdasını anlayamıyorum. Yani mutlaka ha, pir, iyi bir prim alıyor herhalde ki her maçta oynamasını istiyor. Ya, onun iki, dışında iki ön libero aldı oyuna. Yani e, maçın son dakikalarında 85'te Arao ile Crespo oyuna, oyuna girdi. Ya. Yani. Bir de şunu yapmış hoca belli ki İstanbul Sporu küçümsemişler. Ya biz nasıl olsa bu maçı kazanır diye bakılmış. Yani öyle gördüm ben. Çünkü bu, bu ta, Fenerbahçe bugün Beşiktaş'la oynasaydı ya da ne bileyim Adana Demirspor'la oynasaydı öyle dişli bir takımla oynasaydı. Trabzon demiyorum. Trabzon şu anda iyi oynamıyor. Adana Demirspor iyi futbol oynuyor. Kayserispor'u sayabiliriz. Kayserispor'la oynuyor olsaydı ya da hani güzellikle oynasaydı. Ha, Karagümrük'le oynasaydı o futbolcular topu sırırdı o maçı kazanırdı biliyor musun? Bugün o, o rakipleri yenerdi. Ama e, can çekişen, düşme hattındaki bir takım olduğu için biraz da rehavet vardı. Hani e, skoru maçın başında 25. dakikada buldular. Hı hı. Ondan sonra ikiyi aramadılar. Yani hani çok toplu oynamak, iyi oynamak demek değil ki. Yani %76 toplu oynadığında ne yap? Kaleyi bulan iki şutun var. E, yani o da bir şey değil yani. Biri gol oldu. Diğerinde de hiç hatırlamıyorum bile. Öyle net bir pozisyon değil. Yani evet. kaleci devleşmedi kalesinde. Dün bakıyorsun Batuhan'a mesela Bak, Devleşti şuan. kalesinde. E bugün bakıyorsun İstanbulspor'un kalecisine. Alp Arda'ya. Yedek kaleci yani, yani normalde öyle muhteşem, yani Öyle muhteşem, ha, ya. muhteşem kurtarışları yok. Şimdi Galatasaray 3-3 beraber kalıyor ama rakip kaleci müthiş kurtarışlar yapıyor. O, o yüzden diyorum şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun 9 maçtır yenilmiyor. Çok iyi oynuyor. Ya yani bu zirve adaylarına baktığımda düşüşte olan takım Fenerbahçe. İyi oynuyormuş gibi görünüyor. Ve kalecilerinde ne evet. kadar iyi oynadığını söylüyor Tabii. Ha video var. Kalecileri iyi. Fenerbahçe'nin kalecisi de yani. Bugün bakıyorum. Heh. 6 ay olsaydı kalede şu 3. golü asla yemezdi. Ya orada sen artık çık ayağında uzaklaştır topu. Ayağıyla uzaklaştıracağı topu. Çıkmadı. Yani öyle Zeki bir o ayak bayak yok orada ya. Hayır. Gayet güzel adamı ortaladı. Adam da kafayı vurdu. Ama çıkıp ayağıyla uzaklaştırabilirdi ya. Öyle... Nasıl uzaklaştıracak ayağıyla? Niye abi? uzaklaştıramasın ya? Kalende çakma kalırsan şu, uzaklaştıramasın. Şu yani. Hayır yani bu... Ya oradaki Burada en birinci kaleci şey, orada, bir şey yok evet orada. evet orada birinci şey bir kere e, pozisyonda neyse onu konuşacağız tabi de e, defansın çok kaleci çok çıkar onu. Çoğu kaleci çıkıp onu uzaklaştırdı. Yerden gelen bir top çıksa hiçbir şey olmaz. Kapalı o köşeye erken mi böyle biraz yaptı acaba Yok, artık yani... o çok iyi yere gitti top ama. Ya o vuruşu kaleci o vuruşta kusur Bak, bulmuyorum kaleci de. Kaleci onda, çıkardı orada diyorum ben. O gibi pozisyonlarda kalecinin çıkmasından daha ziyade kaledeki duruşu önemli. O top oradan gelecek. O top oradan sağ taraftan yapılacak ortada en kötü senaryoyu kafanda çizip öncelleyerek ona göre pozisyon alacaksın. Hmm. Ayak içime vuracak, kafama mı geleceğine göre sen kırılmayacaksın orada. Ayakta kalacaksın. Ayakta kalarak ayaklarını açını düzelteceksin ve kalenin doğru yerinde duracaksın. Ya yani o topun bir şekilde sana çarpmasını sağlayacaksın. Oradaki duruşu ya yani kurtarmak demek de çıkıp da oradan tokatlayacaksın falan işte 90'dan çıkaracaksın değil. Ama bazı zamanlarda kurtarış böyledir ayakta durursun, doğru pozisyon alırsın, doğru açıda kalırsın, e, topun geldiği yere göre iyi odaklanırsın. Orada sen o topun kendine çarpmasını sağlarsın. Ama eğer ayağına, dizine, eline, omuzuna, vücuduna, başına, yüzüne bir şekilde o golü önlemek için sen pozisyonunu doğru almak zorundasın. Ama ondan daha da önemlisi orada müthiş bir defansif zaaf var. Hem bireysel olarak zaaf var hem de duruş pozisyonu defansı dedi mi herhalde. Bir de ortaya yaptıran o hepsi boşa yaptıran oyuncuya yakın oyuncu yok en büyük problem arada. Bak Salai defansı çıkartıyor. Gürcancığım ara başından beri başından beri onun hepsi tek tek konuşacağız. Evet, ara ara takım takımla beraber çıkmadı. Mesela önde kalalım diyor. Bir anda ara o bosinci geri dönüyor da. de. Alekski orada savunacak. Tabii oradan, Orada bir tane Oradan şey var. oradan tabii. gelmek ben, mi lazım. Anladım. Tabii onları. tabii. Yani or 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 tabii. oraya or 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 böyle Evet. Tabi son Pedro'nun attığı gol. gol mesela i̇şte değil mi? Joao Pedro'nun attığı Can gol. Can isteyince topun girdi. E ondan evvel de Crespo attı ya sonradan girdi. 90 evet, artı tabii. aldı Ankara gücü maçı. Ankara top. gücü maçı. Valencia rakiple çarpıştı. Top oraya düştü. Adam sıfıra indi vurdu. Kaleci'nin bacağının haritasından evet. geçti. Bir de. Kaleci'ye <laughs> çarpmasa belki gol olmayacak. Gürcan abi. Şey, Oğlum, paralel gidiyor. Ya He. böyle bir güzel de orta yok ha. Yılın çok asistlerinden çok biri. Direkt kafasına atmış tabii, top. Bakar mısın bak. Ölçmüş, Bak, biçmiş, açmış. Şuradan yani, şöyle geçip kafasına gidiyor top. Redmond, Cenk Tosun golünün kopyası. Aynı. Birazdan vereceğiz yan ee, yana ee, ee. koyup. Hani yani bu yani bu orta değil, pas bence. Doğru, bravo. Tabii, pas olarak değerlendirmek lazım. Şimdi Joao Pedro bugün bir gol attı. Yani son dakika golü olmasa galibiyet golünü yine o atmış olacaktı. Ama gol dışında beğendiniz mi? Batshuayi King olsa fark eder miydi bugün Fenerbahçe'de? edebilir de şuayı çok arıyor Fenerbahçe. Yani çok bir, arıyor. Ben Joao Pedro büyük hayal kırıklığı bende. Çok büyük hayal kırıklığı. İlk yarıda e, e, sahanın en etkisizdi. Topla bile evet. vuruşmadı. Yani. etkili miydi abi? Gol at go, go, gördük, gördük. O Valencia'nın muhteşem bir tabii, fren tabii, sistemi. Tabii, tabii, orada Yo Pedro'nun da orada koşusunu da e, görmezlikten gelmeyelim. İyi, i̇yi bir koşusu var orada. İyi, Gerçi şeyinde şeyin de, de o kadar da büyük koşsun, hatası var. Tabii tabii. jo, jo Cem, abi İtalya görmüşsün. Kagliari'm var. Adamın ayağını top tutamıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Basan alıyor ayağından. Bir de bunun çok bunun isteksiz topu. oynuyor. İlk yarıda ne kadar yani isteksiz bir, sahada. Bu, bu, kadar mı kuvvetsiz olursun? Bu kadar mı kendine gü güvenlik Valencia eksikliği Valencia'nın tam tersine evet. adam ruhsuz gibi duruyor sahada. Yani ilk yarının en etkisiz oyuncusuydu. İkinci yarıda da gerçi şeydi yani hiç etkisizdi ama. Yani niye böyle? Neden böyle? Bir, bir, de şey mesela lazım. Iki, iki, gol attığı bir maçtan sonra geliyor. Yani kahraman olarak geliyor ya. Aynen. Yani artık şey yap. Değil mi? Arda'nın yani lazımdı bu. Yani Batu yani, olsaydı bu sen, maçlardan... senin pozisyonunu konuştuk Arda Güler'le ilgili. Bir harmanladı, sağ kanattan çat 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 gitti. Hatırlıyor musun? Evet, yine. Onu, onu bunun yapması lazım. Yine Arda kaleye değil. vurdu, doğru. Pedro'nun yapması lazım. Doğru. Yani ben son 15 oynuyorum diyorsun. 3-2 öndeyim diyorsun. Maçı böyle bitireyim diyorsun. Geride pastasıyorsun. Sen, sen gireceksin orada devreye. Sen gelmişsin artık 29-30 yaşına. Oradan topun sorumluluğunu alacaksın. İleride top top tutacaksın. Çok ee, silik so, kalıyor. So, so, ya. Aynen Oyun yani. içerisinde çok silik kalıyor. Yani belki e, gol yerlerinde falan o hani e, İngilizler ona gol evi der. Yani e, golcünün evi der ceza sahası için e, o yere. Ama e, orada hiç yani çok etkisiz. Takım Takımı sahiplenmiyor onu söyleyelim. Yani takımı sahiplenen bir oyuncu değil gamsız bir oyuncu. Bir de şunu söyleyeceğim. Hani dedi ya Jesus, değişen hiçbir şey olmadı. Bugün Fenerbahçe kazansaydı şampiyonluk şansı 151 51 olurdu biliyor musun? Heh, o değişen bir şey olmadı ya olayını inan, bir konuşalım. Hayır, olmaz Fenerbahçe olur mu? tarafları şu an olmaz şokta eyvah diyorlar Altı artık. 6 puanı koy, rakibi 3 puan, bireniyordu puan farkı. Ve belki de Galatasaray'ı yenecektin o rüzgarla birlikte. Yani şampiyon yani şampiyon olmaması hiçbir neden yok. Ya umarım şeyden söylüyordur. Takımı ayakta tutmak için. Gene antrenmanları hırslı yapabilmek hmm. için. Umarım ondan yani. söylüyordur. Yani e, hala yarışımız devam ediyor. Yarışımız devam Çünkü ediyor. Vazgeçmek mi? olmaz. Ama o cümleler Futbol, bu, bu mu olmalı Gürcan? Yani umarım o amaçla söylüyor. Ama maçta önce de Gürcan abi şunu söyledi. Yok siz yani Zeki'nin söylediği ya, anlamında ama söylüyorsa şunu da söyledi. hepimizde dalga geçiyor demektir. Bugüne ne demek kadar şu ağzından ben şampiyon olacağız kelimesini duymadım. O da güzel takımı baskı, baskı altına almıyor ama şunu söyledi maçtan önce de maç başlamadan önce konuşuyorlar ya. Orada biz de bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz, e, rakiplerle hiç ilgilenmiyoruz. Sonra e, e, maçlar bittikten sonra ortaya rakipler ne yapmış, biz ne yapmış ona bakacağız dedi. Yani e, belki takımı rahatlatıyor o konuda ama takımı da çok rahatlatmamak lazım. Yani takıma da biraz ateşlemek lazım. Dediğim gibi topu ısırması lazımdı bugün Fenerbahçe'li oyuncuların. Hani Jesus'u bir kenara bırakıyorum. Jesus rahat olabilir, Brezilya'yı düşünebilir ama Fenerbahçe'li futbolcular niye bu kadar düşük bir hani potansiyelle oynuyorlar. Tamam oynuyorlar. Top onlarda <laughs> ama rakip İstanbul Spor ya İstanbul da gol yemeden bir puan alayım. O da mucize gibi bakıyorlar. Yani hani dediğim gibi kenarda tamam hoca inanmış. E zaten mucize oldu. Tabii mucize ya. Karınca ile filin savaşı derler Tabii O yani gibi oldu. Ama yani sen öne de geçmişsin 25. dakikada. 25'ti değil mi? 25. <gülüyor> <gülüyor> dakikada öne geçmişsin. <laughs> Belki beşleyeceğim maçta şey vites artırmıyorsun. Ya hücum etmiyorsun ya. bir de rakibin sana vermiş artık, hepsini sunmuş diyorsun. Aynen. Ya rakip zaten sen rakipten ne bekliyorsun? Puan kaybetmesini bekliyorsun? O kadar güzel bir hafta ki, ki puan kaybetmiş. Şükrü Saraçoğlu'ndasın. Herkes böyle kedi e, gibi kriz, kriz yaşıyorlar. Gomis e, kri, krizi yaşıyor. Gomis diyor. krizi yaşıyor. Yani Galatasaray haftaya bir derbi yavaştı. oynayacaklar. Derbi evet. oynayacaklar. Sen gideceksin Sivasa, oradan 3 puan çıkardığın zaman bir berabere kalırsa Puan farkı gene inecek, ikiye, i̇kiye. ikiye inecek. Yani bir Hocam, kriz başlayacak. Bu arada e, Güreş milli takımımız yurda döndü sevgili seyirciler. Bir son dakika gelişlerini e, gösterelim. Onları da tebrik edelim. Takım olarak şampiyon oldular değil mi? Evet. Takım yani olarak birinci Güreş'te oldu. Avrupa şampiyonasına gerçekten e, damga, damga vurduk. vurduk. Damga evet. vurduk diyebiliriz sevgili seyirciler. Hepsini tebrik ediyoruz. Helal olsun. Türk kuvveti ya. Helal olsun. Her dönem. ilk zaten Taha'yla bir başladı. Kadı, kadınlarda Avrupa da var olmuştur. madalyamız. Tabii tabii yani. kadınlarda, erkeklerde. Greco-Roman Stil Amirliği takımımız Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak takım halinde 17 yıl sonra tekrar Avrupa Şampiyonu oldu. İşte o takım şu anda havalimanında ve... Basının da yoğun bir ilgisi Onun var tabii ki. Geçen yıl 6 bin, toplamda 6.800 madalya almış sporcularımız. Bunun e, nedeni de şu, muhteşem tesislerimiz var, muhteşem hocalar var. E, hocaların da en iyisini bulup getiriyorlar. Tohum, Tesisler tohum, de mukemmel. Tohum e, zaten Türk, o, Türklerin bu alanda... E, güç sporlarında Onun Sağ sporlarında tamam. çok güçlüyüz ben e, Türkiye olimpiyat e, Şeyinin e, Bütün en iyiler Bölgelerdeki en iyi sporcuları Seçiyorlar ve o bölgedeki En iyi tesisi en iyi hocalarla Orada özel her türlü antraman. eğitimi Eğitimler, Özel antrenmanı eğitim, e, Bireysel e, bakımını Bütün her şeyini e, Ama seçilmiş e, sporcular Tabii. Her bölgede Tabii o iyi bir program oluşturuyor. Yet yetenek taramasını çok iyi yapıyorlar. Gerçekten <laughs> e, Spor Bakanımız e, doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nu da tebrik edelim. Gerçekten müthiş iş yapıyor. E, daha da artacak ben yüzmede patlama bekliyorum. Evet. Yani yüzmede de öyle bir e, sporcular yetişmeye başladı ki orada da zaman, yani madalyalar gelecek. Yüzme gelecektir. çok nankör spordur ama. Zor, en zor spor ama. Orada, orada da alacağız herhalde evet. gün gelecek. Zor değil de nankördür yani. Evet. Şöyle parmak ucuydu. Futbolu bir parlatamadık şey ya. ya. <laughs> futbolu bir par parlatamadık. Futbol i̇nşallah. Abi. Futbola <laughs> örnek olsun <laughs> bu görüntüler. İnşallah futbolda da bu görüntüleri yaşamaya başlarız. <laughs> zaman zaman yaşıyorduk. Uzun yıllar önce. Şimdi şöyle yapalım bir şey. Susu dinleyelim. Evet. Maçın özetini bir kere daha bir ekrana getirelim. Ondan sonra görüntülü analizimize ve tartışmalı pozisyonlara geçeceğiz. Evet açıklamalar böyleydi. Maçın özetini bir kez daha hatırladık. Şimdi artık tartışmalı pozisyonlara geçelim. <laughs> Çünkü hem teknik açıdan hem de hakemlik açısından konuşulacak çok şey var. Cem Pamiroğlu hocamızla birlikte maçın 5. dakikası bu pozisyon çok tartışıldı. Fenerbahçe burada golü buldu ama Joao Pedro'nun Alparda'ya kaleciye yaptığı hareket faul mü değil mi konuşacağız. Evet. Nedir hocam? Şimdi şöyle. <laughs> Buradan orta yapıldığı zaman zaten o defans, defansın içindeki Joao Pedro topa doğru giderken ondan önce kaleci zaten vuruyor vuruşunu yapıyor topla ve topla beraber kaleci Joao Pedro'ya doğru gidiyor. Ve Joao Pedro zaten şey sürdüremiyor daha fazla koşu aktivitesini daha fazla sürdüremiyor ve olduğu yerde geliyor kaleci vuruşunu yaptıktan sonra bir oyunun getirdiği bir temas olarak görüyorum ben açıkçası bunu. Bence yani, Joao Pedro kaleciye faul yapma amacıyla gitmiyor. Kesinlikle faul yapma amacıyla gitmiyor. Zaten kaleci eğer o topa iyi vurabilse iyi vuruş yapamadığı için zalaya düşüyor. Ama orada o iyi vuruşu yapamasının sebebi Joao Pedro'nun onu engellemesi değil. O gelip vuruş yaptıktan sonra Joao Pedro. Çünkü şimdi kaleci o vuruşu yaparken bu taraftan Joao Pedro'ya bakmıyor ama Joao Pedro'nun gelişini görüyor zaten. O görüşü görüyor ama onun hiçbir zaman için o vuruşu bak görüyor musun? O yumruklarını iyi yapamıyor. İyi tutamıyor. Sağlam vuramıyor. Burada, abi buz, buz gibi golü yemişler abi. Burada, Gürcan Bilgiç diyor ki buz evet. gibi golü yemişler. Buz, bu, bence de buz ben gibi hiç, golü ben evet, şahane aynı. bir şekilde Hakemlerin yemişler Hakemlerin Niye abi. iptal ettiğini de anlatayım da az çok öğrendim. E, bence de buz gibi golü yemişler. Burada şunu gerekçe olarak gol iptal ediyorlar. E, kaleci'nin Kaleci Alp Arda'nın e, ikinci kez hamle yapma şansını Joao Pedro engellediği için iptal ediyorlar. Yani orada vurduktan sonra e, Joao Pedro olmasa e, ikinci bir hamleyi yapabilir. Kaleci belki de golü kurtarabilir diye böyle bir savunmaları varmış. Şöyle o zaman hemen onun görüşlerini. Ben katılmıyorum zaten. Onun görüşlerini bu. çürütelim. Evet. Burada şimdi geri düşmeyip Aniden kalkıp yerine geçebiliyor mu? Geçebilecek zamanı var mı bence? Hayır, yok ba, tabii. Bak şurada mantık şu. Hayır, Sen, o sizin söylediğiniz... yani. O, e, ben ha ha demiyorum, hakemler öyle düşünmüşler. Hakemler abi. öyle düşünüyor ama. Yani, doğru Hakem. bir düşünce değil. Hayır, Hakem. değil. Şey hakemler öyle düşünüyor. Düşün burada kim kime çarpıyor? E, tabii ki. Aynı. Senin dediğin nokta önemli. Evet. Jao Pedro mu kaleciye çarpıyor, kaleci mi Jao Pedro'ya çarpıyor? Ya bir de zaten burada kaleci hata yaptığını anlıyor Gürcan. Yani vuruşuyla iyi yapamadığı için. Orada kendini atıyor açıkçası. Orada duruyor. Halbuki burada kalksa çabucak evrilse evrilebilecek zamanı var. Yani o tekrar ikinci hareketi yapabilecek zamanı var. Baba yani bizden önce Erman abi de güzel anlattı. Top kalecinin kontrolünde olsa şarj nizami olmaz diyor. foul vereceksin o zaman diyor. Hı hı. Ama burada diyor aynı kafa vuran stoperle aynı muameleyi yapacaksın diyor. Peki. Burada kafayı vuran stoper olsaydı, Ja Pedro ile çarpışsaydı foul verecek miydin? Hayır. Tabii. Hayır. Şu, şöyle edin. verebilirdin. <laughs> ee, diyelim ki e, Alp Arda topa vurdu. Top e, tehlike yönlüsünün dışında bir yerlere gitti. E, savunmasız bir top var. Hani e, Zalai vurup gol atmadı ya. Evet. Orada hakem de düdüğü çaldı. İşte faal diye bazen yapıyorlar. Çünkü evet. veriyorlar. Kaleci dokunulmazlığı var diyorlar <laughs> ya. Ona da inanamıyorum. Nasıl oluyor? Kaleci hata yapıyor. İşte kaleci birilerine çarpıyor ediyor. Kalecinin dokunulmazlığı yani, var. Ne alakası Gitele'de var? İngiltere'de ceza sahasında kaleciye çarpmadan dolaşamıyorsun ya. Ya burada da bu mantıkla konuşuyorlar. Yani sen gidip bodoslama dalmışsın. Topu kurtarırken gidip Pedro'ya çarpıyorsun. Abi yani bu. Abi kale, kaleci dokunulmaz diye diye bir şey yok o bizim Eski zamanlarda ya bir de oyunun kaldı. Kendine ait kalecinin bir ayakları ya. yerde olduğu sürece istediğin gibi dokunabilirsin. Canjon devam ediyor ve gol oluyor. Kendisine ait bir ruhu var. Burada şimdi kalecinin burada çıkışını yaptı Doğru bir çıkış yapsa ve de zaten buradan ikinci bir hareketi yapma zamanı da var ve kalkabilir de. Ama o hareketi doğru yapmadığı için, hata yaptığı için Orada kalıyor kendisi faul almaya i̇şte da gidiyor. Şey Peki diyor. şu dikkatimizi <laughs> çekti mi? Joao Pedro hiçbir tepki vermiyor, itiraz etmiyor. Yok yani mi? bunu hakeme anlatmaya çalışsa işte bir reaksiyon olsa normal hiçbir şey olmadan başlandı yani hiçbir tepki yok reaksiyon yok Joao Pedro bunun farkında değil mi Joe Kendisinin Pedro, değil kalecinin Joe kendisine çarptı. Joao Pedro çarptığını. oyun içinde kendisinin de farkında değil zaten. <gülüyor> evet evet. O <laughs> leke geziyordu doğru söylüyor güzel yorum. Kendisinin de farkında. Yani ya hiç, burada, insan bir reaksiyon der, vermez. Yani Oraya oraya niye geldim falan da diyebilir yani. Burada şunu şu şu doğru değil. Oyuncu topu hamle yaparken Pedro ile çarpışabilir de. Ya yani o Pedro'nun suçu değil ya da pozisyonun iptal olmasını gerektirmez. Ama doğru bir şey de söylüyor. Top e, sahipsiz bir alana düşüyor. Zalai de vuruyor, gol atıyor. Yani oyun devam ediyor. Aksiyon devam ediyor burada. Fual veremezsin abi ki. Abi bak burada faulü veriyorlar. Geçen Ya şurada gol Pedro'nun. Cem abi geçen beraber seyrettik. Karagümrük maçıydı değil mi? Evet. Buz gibi golü vermedi gene hakem. Ya zaten faul verdi Bülcan, pozisyonu. Arao'nun yani. kafa golü mü? Arao'nun kafa golü. Ha Karagümrük Fenerbahçe. Yani ee, var da devreye giremiyor. Temas Burada var diye. Aslında Joao Pedro'nun dönüşüne bakar mısınız? Bak, bak şimdi. Devam etsin posu Dönüyor. Ya Hiçbir Giliyor. şey olmamış gibi yani. Ya yani insan bir, bir böyle gidiyor. yapar insan. Ben Hayır, bir şey yapmadım evet, der. Hayır. bileyim orada senin bir hatan yok. Onu niye kabullener bir şekilde dönüyorsun ve de ruhsuz bir şey giriyor. hemen Çok güzel. Özgür. Niye biliyor musun? Az görüntüyü verebilirim. Harika. Şey, bak, az önce dedim ya. Niye en biliyor son. musun? Burada Joao Pedro niye tepki göstermiyor biliyor musun? takımda takım bütünlüğü yok, yardımlaşma Geliyor. yok. Biraz bak. akıt özgür, özgür. Ya biraz daha. daha dur, dur 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 dur. Onu diyorum bak, ya. Bak, bak. yok yani. Şu Pedro'ya bak, kafayı öne eğdi gidiyor. E, Sanki ne gidiyor değil, kardeş? Hani... İnanılır inan gibi değil ya. Olacak şey değil ya. Peki geçelim bu pozisyona o zaman. Maçın ya dördüncü dakikası ya. Offside var mı bu arada? Yok. Ona, ona da bir bakalım. Bence yani, yok. Offside olabilir diyenler var. Pilottan bir görelim. Bence yok. Yok. Bir yandan verecek şimdi. Hani ne olur ne olmaz bir bakalım. Tabii biz çizgi çekemiyoruz ama heh, tam vurduğu an yok. Ya öyle... bo bozuyor herhalde, değil mi? Ay, ama zaten Bakın, zaten... koyayım bir dakika. Ayağa bak ayağa Onur. Şöyle ayakta gel. Ayaktan çekelim diyorsunuz. Ha. Şöyle omuzdan da bakacaksın. Şuradan da bakacaksın. Buradan da bakacaksın. Omuz Hayır şöyle. Yani bu zaten eğer Offside olsa sana gol olduğu için var sana offside çizgisi çeker. Tabii olsaydı hiç bakılmadı bile burada olsaydı. Direkt evet. gol verildi burada. Hayır hakem. Bakıldılar mı sence? Hakem foul Şu adamın, <laughs> şu adamın ayağı da belki şey yapabilir yani bizim verdiği için ha, zaten tabii. bakılmadı. Olsaydı e, bakılmadı yani. Doğru. Çizgi gibi çizgi, çizgi çekilmedi. çekilmedi. Peki geçelim bir sonraki pozisyona. Burada. Elle oynama var mı yok mu? Yine Zalay'ı vuruyor. Bu kez dışarı gidiyor top. Güzel vurmuş. Yani. Hava topu mücadelesi. Zalay değil bu İsmail. Yok yok İsmail. Şutu atan Zalay. Pardon pardon. pardon Zalai Burada Zalay'ı yani Zalay'dan başlıyor. Burada tamamen... Mehmet, Mehmet Yeşil'in nerede? Şurada bir elle oynaması yok, orada... söz orada, konusu mu? <laughs> söz konusu değil. Orada koynerden gelen bir topa. Herkes odaklanmış ha. vaziyette. Araya sıkışan bir top. iki e, oyuncunun omuz bölgesine sıkışan bir top. Tam vurduğu tamamen... yerde durdurabilir misin Özgür? Hani İFAB'ın if bir kuralı ya. var ya. ya oraya e... tam İFAB'ın dediği kurala değiyor üstündeyse. ama e, eğer bir parça yanına da de, yanına da düşse yani biraz dirseğe de doğru evet. düşse burada açıkçası hiç kimse e, o pozisyonda e, penaltı olarak adlandırmaz. Çünkü ikisi de topa odaklanmış evet. vaziyette ve topa kafa vurmak istiyor. Tamamen oyunda futbolcunun doğal konumu normal çıkış pozisyonu gerektirdiği şekilde. Başak Galatasaray Başakşehir <laughs> kupa maçında eee Icardi ile galiba Icardi. Lima'nın onunki bir pozisyonu daha açık, vardı. Eee onunla, Onun, onunla da kıyaslandı bu. Bu biraz şöyle vurmuş diyorsun. Böyle onunki vurup, daha açık. Onda vurup topla elle oynama var. Tabii böyle vurmuştu. Burada, burada zaten tam topu da görmüyor. Körlüğü olmuşlar orada? Evet, burada topu da to görmüyor tam da. Hı -hı. Yani Hı -hı. o top oradan İkisi de birbirine hem sakınarak çıkmış olduğu o topta aynı zamanda topun oraya düşeceğini farkında da değiller. Peki? Zaten ee, Bilgiç... topu hiç görmüyor zaten. Böyle Gürcan kafası şey böyle. Tam tersi olsa sence verirler miydi? Fenerbahçe. Ya bu bak kesin bu, şu... verirlerdi. bak <laughs> söyleyeyim <musun>? size. Şöyle <laughs> bak, hakemin Gürcan nasıl veriyor ki yani bu bilmiyorum. pozisyon Fenerbahçe'ye olsa kesin verirlerdi. Kesin verirlerdi. Ya bu zorlama olur biraz ya. Zorlarlar abi her şeyi zorluyorlar. Oyuncu topu hiç görmüyor. <laughs> her şeyi zorluyorlar. Burada Zalay'nin aslında vuruşunun iyi olması lazım. Biraz Bence... da ayağını yatırsa gol. Bu neden yani. evet. stoper olmanın getirdiği evet. dezavantajdan kaynaklanıyor. kaynaklanıyor. Orada Arda'ya düşse belki Arda onu gol yapar. Arda 90 atak Arda onu. Evet, dağınık vurmuş çok yukarıdan. Acele etmiş. Evet. Devam Ağlam. edelim o halde. Maçın hakemi, Hal, e, var hakemi Halil Umut, Hal, Melerdi Umut bu Meler de bu arada. Evet, o da Kadir Sağlam da O hakemi. da önemli Közülüyor. vurgulamak lazım. Halil Umut Meler. Şey Haftaya de, belki Beşiktaş Avarda, Galatasaray maçını yönetecek, değil mi? Olabilir. Ya şimdi bunu mutlaka alırız biz. Halil Umut Meler. Avarda o faul diye verilmeyen Zalay'ın golünde mutlaka hakemede bir şey demiştir, konuşmuşlardır. Ne dediğinde öğreniriz mutlaka evet. hafta Hı -hı. hafta sonuna kadar. Ben çok merak ediyorum. İlk gelen bir bilgi şey. İlk gelen bilgi şu. E, hakeme dediği işte ikinci kez e, topa müdahalesine engel oluyor şeklinde. Ha. Ama ba, ba, kez, benim mantığımı da almıyor. Sonuçta ikinci kez bizi topu tam uzaklaştıramamış ki. ki. Evet. Senin de benim de Gürcan'ın da hiçbiri ben bizi ikna etmiyor. Ben de ikna almadım. Peki. Devam Abi ediyoruz. Burada, burada çarpan kaleci. Çarpan, Tabii ka, çarpan, çarpan kaleci. Çarpan Pedro olsa tamam. Tabii. Ona da bir şey demem yani. Evet. evet. Burada Arda Güler'in golü. 25. dakika. Kaleci Burada, Alp Arda'dan dönüyor. Bir kere oyuna başlayan Emre çok iyi başladı. İstekli ve coşkulu başladı. Evet, evet. Şu dakikaya kadar inanılmaz bir şekilde sol tarafı çok iyi kullandı ve orada hem çabukluğunu hem de özelliklerini kullanabileceği yer olan ceza sahasının içinde kimse kolay kolay dokunamıyor. Çünkü hem topla aksiyonu çok iyi. Hem de aynı zamanda da oradaki çabukluğunu mümkün olduğu kadar iyi Hı. kullanıyor. Cem abi burada, burada kalecinin hatası var. Var Alp çok büyük. Oraya bu, bu, geleceğim yavaş yavaş. Şimdi oraya sert ya. bir vuruş yapıyor. Şimdi burada kaleci sen bunu bloke edeceksin. Bloke edemezsen oradaki aslında burada kendi oyuncusuna bile çarpıp gol olabilir. Tabii. Çünkü karambol bir yer. Sen orada mümkün olduğu kadar o topu kendi blokajında eriteceksin... E, sektirmeyeceksin. Sektirirsen. Bu arada e, <laughs> Emre Mor Sivas Spor maçında cezalı duruma evet, düştü evet, sarı kart cezalı, cezalısı. Sarı kart cezalı. O pozisyon özette yok ama e, söyleyelim kendisine yapılan bir sert hareketin ardından rakibine reaksiyon gösteriyor, tepki veriyor. Oradaki tartışmada. Mesela o da, oradaki Burada... sarı kart da yanlış ikisine de yanlış. Burada birbirlerini hayır birbirlerini itiyorlar. Şey yok, e yok bir şey diyemiyoruz tabii. Yani, şey Okan ve rakip sayınlar. oyuncu Okan Erdoğan ve Emre Mor sarı kart gördü o pozisyon. Arda'nın buraya girmesi de çok iyi. Heh. Orada oyunu yaşaması da çok iyi. Dönen topta nasıl öncelik alıyor? Müthiş çabuk. 3 numaradan daha çabuk. Ve evet. aslında 3 numara da bak şimdi Arda'ya bakış yapıyor. Bak. Şu daha önce buradan çekersek bak şimdi Arda'yı kontrol ediyor. 3 bak bakıyor şöyle bir. Ama orada yaparken Arda'nın çabukluğu tabii 3 numaranın önüne geçiyor. Evet. İstanbulspor savunmasını tamam. ben bugün hiç beğenmedim mesela. Mes Baskı iyince dağılan bir savunması var. İstanbulspor'un bir avantajı vardı. Bir arada oynamayı, metreyi iyi kısaltmayı, evet. kısa tutmayı bildiler. Evet. Onu doğru var. yaptılar. Savaştılar ya Onu iyi doğru savaştılar. yaptılar. Evet. Şimdi bu oyuncular aslında böyle defansif bir stratejiyle oynarsa hepsi çok başarılı olur. Ama bunlar ileri çıktığı zaman nasıl işte Valencia golü evet. buldu. Geniş evet. alanda Orada yakalandı. Hemen Joao da girdi, golü yaptı. Evet. Orada hemen defoları ortaya çıkıyor. Evet, aslında sadece var. onların değil, Fener'in defosu da ortaya çıkıyor. Evet. Zalay'ın da, e, Samet'in de. Devam edelim bir sonraki pozisyonla o zaman. Burada Fenerbahçe <laughs> öne geçti. Ve 1-0 yaptı durumu. Burada Valencia ile Deli arasında. Yalnız Valencia burada niye attı kendini onu da anlamadım. Ya gerek yok ki. Şu, şu, bu pozisyonu konuşmaya bile gerek yok evet. bence ya. Deli'nin sol ayağı biraz arkada kaldı. Ona böyle... E, yok. Yok ya burada. yok yani Sağ ayağı pardon. Valencia güzel yani evet. atmaması gerekir diye. Simon Deli de tepki gösterdi Valencia'ya gidip niye kendisini yere attı diye. Ama belki de Valencia'nın pozisyon icabı düştü. Öyle çok penaltı falan burada... da beklemedi galiba. Bekledi, de, de, ben de ben de bekledi. De bekledi. Doğru, Simon Deli çok önemli bir şey yapıyor. Elini çok güzel kaçırıyor. O kadar evet, otel öyle pis ha. bir yerden Yoksa, geçiyor değil ki. Mi? Evet. Yoksa aynen. orada kendini ya, kollamasa, aynen. orada e, oyuna odaklanmasa. Açık olsa Valencia açık, takılıp. Açık, şu işte. kadarcık açık olsa ha? orada aynen. eline yapıştırıyor çarpacak. Yapıştırıyor. Bak hemen çekiyor. Bak o eline takılsa Valencia penaltı. Valencia'da öyle. Top da öyle. Top da diyebilir oradan geçiyor Zeki. Bak Doğru. bak bak. Aynen Mirosun. bravo. Tabii. Yani kulüp bürüşte falan kaptanlık yapmış Tabii. bir oyuncu. Yani o tecrübeli Hayır, bir oyuncu. Şu, Yıllar önce Fenerbahçe'nin de gündeminde gelmişti. Şu pozisyonda kart bile alabilirdi. Bu arada sınırdaydı yani Valencia. Şey attığı için. Aldatmaya yönelik. E, aldatmaya yönelik. İstemaz yönelik. Hiç temas bile yok yani. Evet evet. Aynı fikirdeyiz o zaman. Evet. Geçiyorum pozisyonu. Tabii. Peki. Bir sonraki pozisyona geçelim. Ve Arda Güler'in golü. Hacı golü attı burada. Muhteşem, muhteşem bir atıyorum. gol. Yılın en güzel gollerinden biri Fakat oldu. Fakat Arda bunu hep deniyor zaten. Yani, evet. yani bu vuruşu kendisine oturtmuş. Belli ki antrenmanlarda da bunu, Orada şut antrenmanlarında da gidip oradan vuruşlarını Hocam, yapıyor belli bir de çok güçlenmiş bacakları. Çok sert gidiyor top. Cem abi hafta içi bir röportaj yaptı Fenerbahçe televizyonu. Arda'yla. Çocuk dedi ki <laughs> bu sefer atacağım dedi. Öyle mi? Birkaç maçtır deniyor aynı yerden. Şu deniyor deniyor. Bir e, kere dağlara ka, taşlara ka, gitti, ka, gitti kale, ama deniyor kale, o kaleyi şeyi. Kaleyi bulamadı. Bir tane daha yaptı gene bu maçta. Bir tane daha var. Şey yani. dedi. Abi dedi bu sefer balansı yaptık falan filan dedi. <laughs> Hakikaten e, dediğinde yaptı yani. Yalnız kaleci de topa değmiş biliyor musun? Değmiş evet. Esas ama ka, kale, kaleci helal olsun. Bu ilerleyen dakikalarda gelecek. E, Emre Mor'un bon bir şutu var. Defansa çarpıp kornere gitti. Hı hı. Top kornere giderken kaleci, kaleciyi arkada görüyoruz. Şimdi göreceğiz pozisyonla pozisyonuna gelince. Burada da iyi uçmuş yine de. Evet. İyi Orada da fena uçmuş. Yani de şöyle değiyor elini ama... sağlam koysa evet. çıkarırdı topu. İyi uçmuş. Evet. Güzel gol. Muhteşem. Tabii burada 2-0 oldu. Arda'nın bu golde hakkını verelim. Evet. Taraftarın sevgilisi Arda 2 golü şey de attı. Her şey yolundaydı. Sandık. Rüya gibi bir maç oluyordu Fenerbahçe için. Ama sonra ne oldu? Gelin izleyelim. Penaltı gibi attı ya bu golü. İşte bu golün hemen ardından yani Santra ile birlikte Eze aldı tek başına. İşte onu diyordum otururken bir dalıyor Fenerbahçe takımı neden? Hocam şurada bir parça duralım mı? Deminki hmm. pozisyonda gelecek baştan bir daha vereceğiz tamam. hocam. Bir komple bir görelim pozisyonu. <laughs> Vara çağırdı Halil Umut Meler. Kadir Sağlam da gitti izledi penaltıyı verdi. Buyurun. Böyle kalalım. Böyle kalalım. Şimdi Fenerbahçe kaç kaç maç şu anda? 2-0. 2-0 önde. 2-0 önde. Fenerbahçe 2-0 galipken kendi sahasında yakalandığı pozisyona bakın. Kontrataktan hmm. yakalanıyorsun. Şimdi iki tane oyuncunda burada 2 2 iki kalmış. Burada baskıyı da yapamıyorsun. Orta sahadaki şu sıkı bakın mesafe ne kadar açılmış. Forvetle Defansın arasına bakın. Nereden baksanız bir 50 50 60 metre kadar bir fark var. Şimdi bu kadar mesafede, bu kadar geniş alanda yakalanırsanız siz bir de oyunculara doğru yerde durmazsanız sıkıntı olur. Ve bu sizi bir şekilde hata yapmaya zorlar. Devam evet. edelim yavaş yavaş. Burada Şimdi... problem şey mi abi. Samet'in Atilla'nın yanında olması gerekmiyor mu? Bak. Bunun burada olması lazım burası dolması lazım, bunun burada olması lazım, buraya biraz Hayır, bence olması lazım. Fer yani Ferdi ile, Samet, Sameti, lazım. Ferdi ile Samet düzeltmek lazım. Ferdi ile Samet'in orta çağ çizgisinde olması lazım. Atilla'nın yanında. Gürcan sıkıntı nerede biliyor musun? Şimdi bazen maçlarda hiç odaklanmadığım bir zamanda ani top kayıplarında bir bakarsın rakibinden uzaklaşmışındır. Oyunu sete dönüştürmek için açılmışındır. Fakat top ayağında orta sahada olan oyuncu Topu bir kaptırır, ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Ondan sonra sen o pozisyonu tekrar doğru pozisyona dönmen için mesafe ve zaman alır. Orada nedir? Savunma prensiplerinin başladığı zaman sen burada en yakındaki oyuncu bunu oyalamaya gidecek. Bu oyalama ne için biliyor musun? Oyalama buradaki arkadaşlarına zaman kazanayım ki onlar yerine doğru bir şekilde tamam. almaya gayret etsinler. Tamam Cem, Cem abi bak. Fenerbahçe takımı orta saha çizgisinde durarak Fenerbahçe defansı daha önce birçok birçok takıma bir devrede 7 7 ofsayt ya Beşiktaş takımına ama burada S sıfır orta saha çizgisinde durarak, Burada Bu bu, bu, pozisyonda bu, bu pozisyonda defansın başı Atilla ise Samet ve Ferdi yanlış yapıyor. Burada burada kötü yakalanmışlar. Alevski de yine Alevski evde yaşayanlık nerede? Tabii. Bütün gollerde hatası var. Şimdi Alioski'nin bir böyle gelmesi lazım. Tabii neredesin? Buralara gelmesi lazım. Zalai Senin kararından Kezali, gidiyor. Samet Bütün öyle. goller oradan geldi. Ferdi doğru yerde. Böyle gelmesi lazım bunlar. Ama burada yakalanmışlar. Buradaki hadisi şu en yakın oyuncunun mümkün olduğu kadar oyalayarak o topu foul yapmadan bıdı bıdı, bıdı 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 yaparak attırtmamaya çalışacaksın. Buradaki defans organizasyonunu sağlayacak bir zaman tanış olması lazım. Bir de ceza başladım. sahasına girmeden taktik bir de devam edelim. Yap. Tekrar dedi. Daha şimdi devamında devam da faal yapabilirler. Burada yok yok daha şey e, ceza sahasına girmeden. Girmeden. Tamam. Evet. Burada, burada. burada faal yap. Şimdi geçmesin. Ya faul de değil. Ne var biliyor musun? Burada Samet bir gelir misin yani? Hatta ben geleyim. senin yanına geleyim. Tamam. Ya Samet gelirken şöyle ya bununla devam etsene çalışıyor. koşuyor. Ben Hocam ezem. elit evet, düşürse faal yapsa Geliyorum şey olmaz buradan. ki. Bak Sarı kart Samet fazla. geliyor ya. Evet. Samet sen ezesin. Tamam ben ezeyim gidiyorum. Ya götür bunu götür böyle tabii devam Önüme devam. geç bu tarafa onu, it. Topa falan gerek yok. Topla şey yapma gerek yok. Senin top önde ya. Hı -hı. Ben ne yapacağım biliyor musun? Ben seninle böyle ittireceğim onu. Avuta götüreceğim. Kaleden uzaklaştırdım beni. Tabii. Hocam arasından geçmiş. Samet'in orada <laughs> bir de Alioski var, <laughs> bir de Alioski geliyor. Bu Samet'le olan pozisyon. Tabii. Arkasından <laughs> bir de Samet bunu oyalarken aynı zamanda da Alioski'ye de bir sene kademe yapması abi, için zaman dengesini tarzı. boz. Dengesini de bozuyor. Ve burada da zaten artık öyle bir dağılmışlar ki ne vücut koordinasyon ne müdafaa prensipleri hiçbir şey kalmamış. Burada abi. penaltı vermesinin nedeni bir to el açık ama top da kaleye gidiyor. Şut kaleye gittiği için de penaltı verdiler. Abi bu hiçbir türlü penaltı değil. Nasıl değil? Koluna. açmış. seken top kaleye gitmiyor ama hayır, galiba. Hayır hayır. Zeytin, uzun top kaleye Aa, gidiyor. Abi. kaleci ha. gibi ha. koluna çarpıyor. Abi ona, ona bakan Bir, mesafe yakın. İki, ya, mesafe top ayağına çarp mu? geliyor. Üç, El, e, kollar doğal konumda. Dört. Doğal konum mu? Doğal konum Nasıl tabii. Nasıl doğal konum? Öyle, bir öyle, bir durunca öyle durur. Yürcan abi böyle bir doğal konum olur mu? Abi top geçmesin diye. Bak direkt. Hayır doğal konum olur mu? Kaleci gibi topu kurtarıyor. Bakar top, mısın? Top direkt koluna gelse haklısın. Ama doğal konumda diyorsun, bak, doğal konum beni. böyle mi olur? Ha. top direkt koluna gelse haklısın. Hayır. Top, aya top bak, ayağına, ayağına çarpıp geliyor koluna. Hayır, o, o, yani tamam. burada Ferdi top geçmesin diye vücudunu kere... büyütmüyor. <laughs> Büyütüyor, nasıl büyütmüyor? Kollarını açmış iyice. Abi ben ne Çak, diyorum, sen ne diyorsun? Ferdi'nin en ufak abi, bak, bir itirazı olmadı ki pozisyona. Di, direkt koluna gelsin, e, olmaz mı? Ötekine ne dedi? Fenerbahçe takımının sen, değil, başlık, takım şey, yorum, sen maçın maçın itiraz ettiğini ne zaman gördün abi? İtiraz edecek yani burada... Ya bu bu nasıl şey yani bu kaleye gidiyor top o yüzden şut direkt kaleye gidiyor. Hayır. Hiçbir futbolcu direkt koluna gelse bak. haklısın bak. Sana söyleyeyim. Ha, direkt koluna gelse haklısın. Ama kolu olmasa direkt gol olacak belki. Koluna çarpıyor. Ayağına çarpıyor Zeki. Hayır koluna çarpıyor, ayağına Hayır, Nereye ayağına koluna çarpıyor, çarpıyor da kola açık. Koluna çarpmasa da gol olacak. Hayır ayağına Kaledin çarpmasa gol olacak. Direkt koluna çarpmasa gol olacak. E yani baksana kaleye gidiyor top. E tamam Bir çarptı ayağına. Var. Koluna mı çarptı? E koluna çarpıyor şu anda. Ya bu her yerde ha yukarı penaltı çıkan olur. top kaleye mi gidiyor ya Sen bu öyle mi Yani bu sonuçta <laughs> buna her yerde penaltı verilir. Kaleci gibi açmış her taraftan kolunu. Şimdi arkasını aa, kol bu arada fark bir saniye. Ki. Devam edeceğiz. Ee, hani arada böyle espri yapıyorduk ya geçen haftalarda hatırlayın. Var odasında kimse yok mu acaba eskiden? Ha şöyle gösterilir diye artık sonunda. var odasındaki görüntülerde evet, dedi, dedik çünkü ya göstermeye başlandı çünkü gerçekten acaba kimse yok mu niye var haftalarca müdahale etmedi maçlara bu anda diye. gelmişlerdir belki Heh, onu bir e, vurgulayalım vermişler evet, evet. zeki Uzun durukan diyor ki penaltı yorucan bilgiç diyor ki değil Hocam Cempanı şöyle oldu. şimdi bu pozisyonda genelde vücudun doğal konumuna bakılıyor fakat bizim kafamızı karıştıran ne biliyor musun Top burada ayaktan geliyor. Ve ayaktan gelirken de bugün Ferdi'nin baktığında Ferdi hiç görmüyor bile topun nereye çarptığını. Ve o topun geçmesi gereken yere elini büyütmüyor. O tamamen doğal. Şöyle ki şimdi sen Arda gibi bir oyuncunun bu pozisyonda bu doğal olarak yani bu topa girerken şöyle gidemezsin anlatabiliyor muyum? Yani evet. bu doğal konumunu artık sen süzeceksin. yani Hocam, Ferdi görüyor. şöyle yapıyor. Bak, Hocam. Bir kere öncesinde görüyor bak. Bak. bak şimdi bir dakika. Al geriye bak. Bak şimdi bakıyor bak. Bak. Nereye bak bakıyorsun ki Hayır bak bakacak <laughs> şimdi bak yapma. bak. Görüyor musun? E, Direkt tamam rakibi bak. bakıyor, görüyor. Bak. Zaten sol kolunu sakınıyor Hayır, Cem görüyor, abi. Görmeme bak. şansı yok, görüyor. Bak, Şan sol, görüyor. Bak sol kolunu sakınıyor. Arkasını dönüp ya kollarını yandırıyor. açıyor. Top ayağına Ama çarpıyor Zeki, Zeki. Orada şöyle bir şey Nereden var. Nereden neyi görüyor? O görüyor topun... tabii ya nasıl görmüyor? Zeki, Şurada görüyor mu? Topun Hayır bir topu görüyor. Sence bir yere İki saniye önce görüyor, sonra kollarını açıyor dönüp. Kurtarmak için. Arkasını dönüp. Ha öyle mi diyorsun? Ne diyeceğim başka ya? Biz yani? başka bunu şeye bir man, başka Şöyle, bir mantığa sığdıramazsın e, bunu. Bu nasıl O topun, atlayayım? o topun geçmesini kapatmak için değil de, o topun vücudun doğal konumundan kaynaklanan Yoksa o topun oradan geçeceğini, ayağına sekip oraya çıkacağını anlayamaz, göremez de ki. Mesela şimdi var. Biraz doğru Ama şey kolların olarak... açmaması lazım. Bu şekilde kola açılır mı? Kaleci gibi. Resmen kaleci gibi yapıyor şurada. Ama bacaklar, direkt, kollar her taraf açık nasıl olacak? Direkt direkt kola direkt Nasıl penaltı kol... başka türlü hani penaltının tanımıyla ne diyeceksin? topun yiyeceksin? geçeceği yeri. Neresi mesela şu anda? O topun geçeceği Top, yer. Koluna vurmasa ne yapıyor? Kaleye gidiyor. Evet, direkt ayağına top, çarpıyor zeki. Tam tersi. Koluna çarp. Ayağına çarpsa da yine kaleye top, gidiyor top. Nereye kaleye ama, gidiyor zeki? Yani top Önce yerden gidiyor. atılan bir şut. Ben, yani ben aslında, bir, aslında elle müdahale edilecek bir şut da değil. Ben ayağına, bir izah da çok, değil mi? ayağına da çok çarpmıyor. Çarpsa zaten geri döner. Abi top. bak bu bak. bu burada top direkt koluna gelse net penaltı. Hiç bir şey demem. Top direkt ama Bir de bizim kafamızı karıştıran ne var biliyor musun? Daha evvel bir sürü buna benzeyen bir pozisyon. Başakşehir maçında. Başakşehir. Onu da bir götürelim. Tamam. Orada Vara çağırdı mı hakem? Çağırmadı. Çağır mı? Burada ha, o Vara çağırıyor. Bir hatırlatalım. Bence evet. bak. Ön önünüzdeki pozisyon hocam. Görüyor musun? Oynuyor burada. Burada hiç çar ve burada hiçbir yerden çarpmıyor. Direkt eline çarpıyor. Orada ise tam tersini. Topu görüyor, topu görüyor. Şurada topu görüyor. Bu da penaltı. İşte, penaltı zaten. Zaten sıkıntı buradan evet. kaynaklanıyor işte. Sıkıntı buradan. Burada da çağır. E orada da veriyorsun o zaman. Evet. Anlatabiliyor muyum? Tabii burada penaltı. Ve o yüzden insanların kafası karışıyor. Şimdi sen burada... Eğer vermeyeceksen o zaman şu şunu kaldırsınlar o zaman. Peki, hani savunma oyuncusu şöyle yapıyor ya. O zaman hiç yapmasınlar. Zeki bence... O zaman İfap diyecek ki kollar mollar açık olsun. İstediğinizi bence, yapın. Bence şu hareket bundan daha penaltı. o da, tabii ki penaltı. Daha penaltı. Aynen penaltı. Doğru. Peki. O da o daha penaltı, doğru. Ama bu da penaltı bence. Benim görüşüm. Ya ben e, bunda çok şey değilim. Yani çok penaltı olduğunu kanat taşımıyor ben. Çünkü e, bak şöyle kaldığı zaman ayağını burada top geçmesin diye yapıyor. Hı -hı. Top geçmesin diye yapıyor. Yani top buradan Bir geçerken, kapatıyor, elini, elini öbürü şöyle arkada almıyor. açık kalıyor. Bak Onucum. Şuradan top geliyor ya. Hı -hı. Bu top gelirken, buradan geçerken, şunu şöyle yapmıyor bunun gibi, şurası gibi. Burası bu topun geçmemesi için ayağını koyuyor. Ayağını koyarken de bu vücudun dengesinden dolayı top e, e açılıyor Ve ayağını çarpıp bu koluna geliyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani direkt gelmiyor. Çok zorlama oluyor. Yani e, nereden baksan da kurtaramaz. Yani oyuncu hani penaltı <laughs> değil demek için de çok şey yok yani. Ha böyle Savunma mesela. mekanizması yok pozisyonda onu söyleyeyim. Çünkü topu görüyor bak burada bakıyor. Kolunu açıyor sonra. Bak. Özellikle. Bak kaleci gibi. Bir şey söyleyeceğim. Görüyor Burada yani topu. Topu görüyor. Dibindeki topu Peki, görüyor. Topu görüyor. Vuracağını da biliyor. Topu görüyor. Peki topun nereden geçeceğini biliyor mu? Ama evet. kendisine avantaj sağlıyor. Ama bak. Kolunu açarak avantaj topu, sağlamış oluyorsun. Ha yüz yüze yapmışsın tamam. bunu ha arkadan dönmüş yapmışsın. Topun nereden geçeceğini. Şimdi dibinde adam. Topun nereden geçeceğini anlayabiliyor Biliyor mu? E, şey? Ha, ona yani, onu bilemez yani. zaten. Ne bilecek, seki, bir şey, ben, de, belki de vurmayacak şey oyuncu. Mu? O top şimdi eğer oradan topu görürsen senin düşüncenle hareket edip. Şimdi top buradan vuruş yapıyor. O evet. topu da Ferdi görüyor. Ben görüyorum. Buradan top geçeceği için ben elimi uzatıyorum. Senin görüşün öyle. Evet, evet. Ben de diyorum ki a, e, Ferdi bunu görüyor ama bu topun buradan geçmemesi için pozisyon alıyor. Onun için görüyor bakıyor. O pozisyonu yaparken arkasını dönüyor. Arkasını dönüyor ve o el tabi ister istemez açılıyor. O topun geçmesini için değil, o top ayağından sektiği için buraya geliyor. Ha işte, buradan seni kurtaracak, kurtaracak, kurtaracak vakti var mı? Yerden sektiğinde kurtaracak bir var mı? Hocam <laughs> masum yok. da olsa futbol hatalar oyunu. Hata yaptığını düşünüyorum elini Kabul açarak. Kabul ediyorum. Yani benim görüşümde değil ama yani ben, ben böyle ben düşünüp de, ben de verenlere de saygı duyuyorum yani bir şey yani. diye. Ben Peki. duymuyorum abi. Çağram. <laughs> Vara <laughs> vara var, FIFA hakemi. Allô mutmeler bu pozisyona. Bakın abi. Ben de tartışırım ona bu. Me, yani mesafe, beni ikna etmesi mesafe, lazım onun Mesafe için. çok yakın. Tabii. Ee, kol pozisyona göre doğal konumunda. Çünkü bir, sol ayaktan kolunu geliyor. kapatmış böyle duruyor. Ayaktan geliyor. Top ayağa çarpıp geliyor. Yani top geçmesin diye vücudunu bükmek evet, evet. gibi bir amacı var. Evet, Tabii. Esas o. Esas o. Ta, ta, ta. Ha direkt yası koluna net hiç tabii, konuşmayız abi, yani. Ben de aynı fikirdeyim. Direkt yası yani. konuşmayız yani. <laughs> Ve FIFA hakemi çağırıyor. O da gidiyor, seyrediyor, veriyor. Aynı işi yapan hakemler, Katar'da Dünya Kupası'nda ikisini birden gönderdiler. Evet. Doğal konumda evet. e, kaydı biliyorsun, top eline geldi. Evet. Ya da bazen ee, gitti, izledi, değiştirmedi fikrini, vermedi mesela. İşte. Yani illa vara var gidip izlemek demek. Tabii var var hakemini çağırdı diye ki... verdi. Gönderdi FIFA. Ya burada maçın maçın hakeminin de top. ona sen, rağmen nasıl veriyorsun? Diyor. Çar neresine çarpıyor top? Hocam, ben Bak şurasından geliyor. Sol bak, çarpıyor. Ayağına çarpıyor. Bak, bak, bak. bak, bak. Evet. Çarpıyor bak, çarpıyor bak, bak buradan evet. geliyor. Bak. 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 Bu, yok ya oradan geçiyor. Tekmeliğin olduğu yere işte evet. çarpıyor. O, nereye çarptığı da belli değil. Çarpıyor, da nereye çarpıyor? Sıkışıyor. Çarpmıyor. Sen yerle ayağı arasında sıkışıyor. bir yerde sıkışıyor. Yani dizine de değil. Dizine çarpmıyor. Dizine çarpsa çünkü top şu tarafa doğru gider. Dizinin altından çarparak çıkıyor oraya. Bak. Bak, hızlı oynatırsan daha rahat Yavaşlat. Çorabının orada sıkışıyor bak. Top küçülüyor Zeki bak gördün mü? Hızlı, bak. hızlı oynatırsan evet. daha rahat şey yapar. Hızlı Normal oynat. mi oynatalım? Normal tamam. oynatırsan daha rahat bir görürsün. Bir büyüğüne bakalım. Öbür açıdan bakalım. Burada evet. anlaşılmıyor zaten. Büyültülmüş halinde yere sektiği yani evet, kaval var. kemiği yer el istikamet bu şekilde. Abi nasıl geçmiş o topu oradan havalanmış? O da inanılmaz <laughs> o da yani fizik kurallarına aykırı onu diyorum. Neresine normal, böyle döndü normal, o top? Normal bak görüyor musun? Bak Heh. bak bak. Buradan bakalım bir evet. dakika bir dakika. O öbür pozisyon bak, daha güzel. Topuyla bir. Az bir önceki yekarsın. pozisyon anlatıyor. Şimdi bakalım. O onun eline çarptığının bile farkında değil ya. Tabii herhalde değil. Evet çarpıyor. Tabii. Evet evet çarpıyor. Evet, buradan da. Buradan belli. Yemin ki açıda hiç çarpmıyormuş Hı -hı. gibi ama çarpıyor. Yok bu yavaşlattığı çarpıyor. için hepimizi orada şey yapıyor. Evet çarpıyor. E evet burada Durum 2-0 ve penaltı kazanıyor İstanbulspor. Kadir Sağlam da penaltıyı veriyor. Ve penaltıyı ya attıralım artık. Ya burada Alioski falan nasıl kırılıyor düşüyor ya. İnanılır gibi değil. Alioski çok Savunması hatalı. zayıf değil mi Alioski'nin? Yani... Evet çıkışları çok iyi. Hep öyleydi zaten. Abi bir saniye ya. Bir de... E... Buyuracağım bir şey gördü galiba. Bir... Şu e, demek ki pozisyonu Kale arkası pozisyonu Özgür. Bir daha versene. Kale arkası. Hayır. Tam İstersen Tam Ferdi'nin koluna değdiğinde durdur. Burada durdur. Gel abi gel. Durdurun. Durdurduk. Ha, nereye geliyor top? Ha bir saniye. O, İf -O Onur Bey. İfab'ın grafiğindeki ha, gibi Nereye geliyor top? Pazunun üstüne mi geliyor? Pazunun biraz üste geliyor. İfab'ın Bak abi bak nereye dakika. geliyor? Tam tamam, Özgür. Hayır, bir, bak, ha, bak, 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 bir önceki süper. Nerede? Burada kal. Bir, Bunu heh, bir tam ekran kal. verebilir misin? Gürcan Gürcan milge çok geliyor, güzel geliyor, bir şey yakaladı. Geliyor Koluna geliyor Şuraya devam, devam ediyor. Demek ki demek ki e, tamam zaten doğru. Şurada şurada şurada. Hay hay nerede abi, merak Şurada şurada kalmaz. Koltuk nerede altı. Abi, bak. Yani el ya da kol Yok biraz daha devam edince koltuk bir, bir bölgede olabilir mi acaba? Koltuk yani altına çarptı tartışılır ama ben her şeye rağmen nereye koltuk çarparsam? Koltuk altı değil burası ya. Ben şey olduğundan. Tam koltuk altı. Bayağı koltuk altı gibi geliyor bana bilmiyorum. Şurada ya bu pozisyon. Abi bak bu pozisyon. Bu pozisyonu bize Halil Umut'lar ancak aydınlatabilir Bu, bu bize, pozisyon bak yani. başka for, açısı vardır herhalde. For, formanın olduğu yere geliyor. Bak hiçbir türlü penaltı Aa deva, ama devamında da devam edip bak, gidiyor bak kolunda bak. Bak şimdi. Devam et Aa yavaş. bir saniye arkadan da var açı. Özgür'e teşekkür ediyorum. Çok güzel yakaladı. Devam yakaladın. etsin. Devam ettirsin Özgür. Ettirmeyelim çünkü bakın. Ee, formanın bittiği yerin gerisinde gibi duruyor top. Tamamında birleşiyor acaba. Gerisinde. Full, şu anda dağıldı görüntü. Tam Ta, orada birleşiyor. Tam top. ekran verebil Hayır hayır bu dağıldı. Çabuk top. oynatman Bir lazım. Değil. Yani normal oynatman lazım. Yani normal yalnız, oynat. bilgi çok Çünkü güzel yakaladı. Dağılıyor ama topu. Burada anlayamazsın. Ee, normal oynatması lazım. Geçen onun şeyini getirmiştin. İFAB'ın grafiği mi? Var ya, ya, arkadaşlar var ya. onu bulabilirse versin ama zaten hani söyleyeyim ben e, şurada Pazun'un tişörtün Kışırız. bittiği yerin biraz yukarısında evet. bir tolerans tanıyor. Evet. Buradan ama bende var. Yani şey. her şu kola çarpan top değil, değil. elle oynama, Hı. kolla oynama Hı. değil. Mesela de, ki kafa ha, harika işte. Dem Demin ki kafa pozisyonunda da aynı şeyi tartıştık. Ama oraya, oraya gelmiyor, gelmiyor top. top. Gürcan, bak. aynı yere geliyor. Yok aslında. yok. Tam evet. Ama oraya gelmiyor. Biraz aşağıya Daha biraz da. aşağıda. Ben de tabii, yani şey. Bir de şu pozisyon yanıltıyor. Top değmemiş daha burada. Ben şöyle bir tam çekileyim. Yok. Evet. Demin ki açılarda Burada anlaşılmıyor. Evet. Dağılmış abi pozisyon. Görüntü yok İsteyen burada. buraya gelip daha yakından bakabilir. Hayır görüntü dağılıyor. <daha gülüyor> şey, büyütünce dağılıyor görüntü. Bunu çabuk normal oynatmak normal lazım. Normal oynatmak olur. lazım pozisyonu. Abi normal oynatırsan. Normal yakalayamazsın. Al. Aa aşağıda. Gene top belli yok, değil ya orada. Şimdi görelim ha, bir, bir dakika. Heh. Yine de biraz aşağıda Cem abinin evet. dediği gibi. Tam yani, koltuk altında şu, çarpıyor. Şurada kalıyor şöyle. Daha dirseğe yakın yok, tarafında yok. mı? Evet Üst dirseğe kol. yakın tarafında. Bak, bak normal peki. oynatınca biraz aşağıda top ya bak görüyor musun? Yani dirsekte pazar arası gibi ben. Bak evet. yok yok ta buraya geliyor top. Evet evet. Buraya geliyor buraya. Tamam. Tam şu, şu kısma şöyle geliyor. Ha, burada evet, evet. bir dakika. Geliyor bak. Tam koltuk altında geliyor abi. Yok koltuk altında Temiz görüntüye bir bakalım. bakalım. Bak görüyor musun? İlk Tam şuraya geliyor, dirseğe geliyor. Allah tamam Allah. abi sen Dirse öyle de abi. Dirseğe tamam. geliyor. <laughs> Allah, Allah Ben ben koltuk altı görüyorum abi. Peki. Ben ama koltuk altı görüyorum. Yine güzel bir açıdan baktık olaya. Yani evet. iyi yakaladın Teb Evet. Tebrik ederim. Hay mesela demek ki kafa pozisyonunda da fazıyla şey arasında. Ama o da normal çıkma yani. Bakalım. Şeyi yok müda müda müdahalesi yok. Yani açıklaması var mı? Çok da merak ettim. Ama ben ben size söyleyeyim. Yani bu sonra fark ettik ama. Bakın bu hiçbir türlü penaltı değil. Ha yani el olsa bile Değil. atıyorum bırakın yukarıları eline bile çarpmış olsa. Bakın mesafe çok yakın. Bir. İki. Kol harekete göre normal pozisyonda. Yani top geçmesin diye açılmış büyütülmüş bir kol değil. İki. Direkt kaleye top, giden bir top değil. Ayağından geliyor. Yani e, vücudu büyütmüyor. Ayağına çarpıp koluna geliyor. Bir de i̇şte top direkt kaleye gitmiyor. Bu da var. Tabii çarpan top çarpan yukarı, top yukarı doğru gidiyor. Peki. Pozisyon bu. Hepimiz hepiniz fikrinizi söylediniz. Ya burada, Artık attıralım penaltiyi. Fikirlerimizi söylüyoruz da Bundesliga'daki gibi bu tip tartışmalı pozisyonlarda hakemlerin ya yazılı olarak ya da ne bileyim maçtan sonra 2 dakika Halil hmm. Umutmeler ya da işte Kadir Sağlam bu pozisyonlarla kısa bir değerlendirme yapsınlar. Ya bizi de aydınlatsınlar yani. Evet. Ne gördüğünüzde verdiniz, neye istinaden verdiniz bu e, net golü niye iptal ettiniz? Ya, Bir söyleyin ya, bilelim. Zeki ne var biliyor musun? Burada şimdi MHK niye açıklıyor ki bunları. Bizim bizim geçen hakem maçta açıklasın. geçen maçta vardaki e, hakem, eleştirdiğimiz hakem şu anda Antalya'da Eğitim veren ya kişi. Dedim ya dün dün anlattım evet. ya. Yani şöyle bir durum var. Pazartesi <laughs> günü verecek hocam eğitimi Benim anlamadığım ne biliyor musun? Ya kardeşim o zaman ya eğitim müfredatında bir sıkıntı var. Devamlı problem. Ya, ya müfredatta bir sıkıntı var. Ve de eğiticilerde bir problem var. Yani bunlardan birisini bir e, düzeltmen lazım. Hocam bir ve, de sezon de... sonuna kadar e, var vermeyecekler yani. Hakemlikten de cezalandırdılar. Ama eğitimde Hemen... şey de ben yaptım siz yapmayın diyebilirim. <gülüyor> 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 doğru, doğru o da be. güzeldi. <gülüyor> Doktorun <gülüyor> dediğini yap, yaptığını yapma e Eğitimde <laughs> Eğitimde bunu söylerse çok da komik olur ve bizim şeye de düşer vallahi evet. bütün medyada, sosyal yani medyada. Bize de güzel malzeme olur. Malzeme oldu. çıkar evet. Peki, attıralım artık penaltıyı. Etemi 2-1 oluyor. Bu golle yeniden umutlandı İstanbulspor. Ete, etemi iki tane gol attı. Güzel penaltı Arda iki yalnız. tane gol attı. Bu He. güzel bir penaltı yalnız. Penaltı bu. Devam edelim. 12 gol olmuş yalnız ha Etemi'nin. Evet. Tabi yani çok iyi oyuncu ya oyun çok süratli. Onur bir parça tam penaltı attırırken atı bir görüntü penaltı var. Penaltı tamam. Tamam. Özgür bir daha attıralım penaltıyı. Kaldı öyle. Allah aşkına şuraya bakın bayram yeri ya. Evet ya o ne öyle. herkes girmiş. <laughs> böyle bir şey olur mu bak. kur bir daha. Bir parça gitsin. Ya şu herkes bak herkesin evet. bir ayağı vurur. Samet içeride. Şuradaki oyuncunun bile ayağı içeride ya. Emre Mor. İstanbul Ama Spordan artık tekrarlatmıyorlar. Şey, ben yani de anlamadım yani. Cem oraya... abi niye ya? yani, yani burada bir... esneklik var artık. Buna bize evet bir esneklik var ya bu, bu hiç konuşulmuyor mesela evet, dikkat konuşulmuyor. ediyorum. Arman Hoca'ya da soracaktım aslında hocam ne diyorsun diye ama evet. Yani kaleciden dönmedikçe direkten dönmedikçe pek konuşulmuyor bunlar dediğiniz gibi. Devam edelim. Penaltıyı attırdık. 2-1 oldu. Şimdi dakika 66. Solda bomboş etemi olacak iş değil ya bu. Aldı. Top Samete çarptı. Gol oldu. 2-2. Bunu bir daha en başından alabilir miyiz? En, başında. en başından. En başında ilk görüntüde. Ya nasıl bir çarpmadır bu ya? Bak, bir parça durur musun? Bekle, bekle, bekle. Birazdan geri, 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 devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. İlk topun ilk çıkış ayağına kadar, ilk çıkış ayağına kadar. Burası mıdır? Daha öncesi var mı? Yok, buradan başlıyor. buradan başlıyor. Şimdi bakın, şuradaki gene Fenerbahçe defansı ve Fenerbahçe'nin takım defansı. Yani sadece defans değil, şu defans oyuncular değil. Şu takım defansının dizilişine bakar mısınız? Hocam Ferdi'ye bakar mısın nerede? İşte oraya geleceğim. Şimdi ben Ferdi'yi evet beğeniyoruz hepimiz de övgüyle sözler söyledik. Hala da söylüyoruz. Hala da çok iyi oyuncu. ve evet. Fakat burada Ferdi gibi kalitesinde bu kalibredeki bir oyuncunun bu oyunun buralara evrileceğinin hesabını yaparak ona göre daha dikkatli. mesela Oyun kaç kaç? 2-1 sen zaten üstünde gerek yok. Ve artı bu kanadı kullanabilecek daha başka oyuncun da var. Kim var? Yakın arkadaşım var. Sen gel şurayı, şuralarda bir garanti al. Ha burada topu ayağına alan İsmail olduğu zaman burada oyunu sete dönüştürmek için o zaman çıkarsın. Ama her zaman için özellikle defansın kanatlarında, defansın merkezinde oynayan oyuncular en kötü senaryoya göre hep oyun içerisinde olmak zorundalar. Çünkü senin işin gol yedirmemek. Senin için hata yapmamak. Senin için pozisyon hatası yapmamak. Şimdi şu pozisyon hatasında bakar mısınız? Ya burada bir oyuncu varken buradaki oyuncular ya Ferdi e arkada kim birisini söylemesi lazım. Ya bir defansın bir lideri vardır. Bu lider de idare eder. Sen Alevsi çıkma sen fazla. Sen kalk yani Fenerbahçeli oyuncular da hiçbir birbirleriyle olan en ufak bir diyalog yok. Evet. Yani birbirleriyle yardımlaşma, vücut dilini, yardımlaşma bir ağız dilini kullanabilecek hiçbir şey görmüyorsun maçın içerisinde. Ve bu yüzden de hatalar oluşuyor. Hocam, Şuraya bakar mısın? Rakip oyuncu bu ya kadar boş bırakılır mı ya? oyuncu 2-1 bir öndeyken bir tane rakibin arkasından dört futbolcu koşar mı Allah aşkına ya? Ve şimdi şurada Samete de bakalım. Hı hı devam ediyor Samet. <laughs> bu golden evet. sonra Samet'i çıkardı. Samet'e devam edelim. Ya Gör, kes. Samet şurada Bak, duruyor, kesti. Hala Görüyor musun? Yani gidişini kesti. Hamleyi kesti. Ya, zaten, <laughs> geri geri çekilmeye en önemli başladı şey bu. topla gelen oyuncuyu zaten ceza sahası içine mümkün olduğu kadar sokmamaya çalışacaksın. Sana çünkü en büyük tehdit o. Adama dokunsan penaltı. Adam sana ufak bir trick yapabilir. Seni aldatabilir seni kandırabilir. Sen yanlış giriş yapma şeklinde zorlanabilirsin. Onun için mümkün olduğu kadar topla gelen oyuncu sahanın e, ceza sahasının dışında tutacaksın. Ve sen burada demin sana gösterdiğimi, aynen Samet tekrar git içine girmeye çalış adamı. Topa girmeye değil. Adamı omuzla, adamı faulsuz bir şekilde götürmeye çalış. Alan verdi burada rakibine. Yeni alan. Ya yani şimdi burada en tehlikeli alan. Ya yani burada sen Kendine en tehlikeli yaratabilecek alanı sen yaratıyorsun, ona şans veriyorsun vurmak için. Vurdurtmayacaksın. ve o topun sen kendine çarptırın. Nasıl demin kaleci için söyledik? Sen o topu kendine çarptır ama böyle değil. Evet. burada İrfan Can Eğri Bayat'ın da yapabileceği bir şey var mı? <laughs> topun orada? canı varmış burada ya böyle. Bu topun canı. Böyle ayakta var kalsa böyle. İrfan Can. Ya tabii tutabilir o da aslında. Top ama şimdi çarptığı yatınca... için. Tabi. Top çarptığı için İrfan. İrfan da şey yapıyor. Aldatıyor tabii. Çok sert gidiyor bir de top. Bir anda hızlanıyor. Sanki erken de direkt, yatmış olabilir direkt mi? Direkt içeri direkt içeri düşüyor ya. Hocam de. çarpınca Samet'in ayağına top hızlanıyor. Hocam şey de oluyor. Direkt bak kalenin içine düşüyor. Evet topu evet. Bombeli bir şekilde tabii. düşüyor. Ayakta bile Aynen. dursa belki sıkıntı olabilir. Çarpmasa kaleci kurtaracak belki de. Tabii tabii. Onun için yatıyor zaten. Yani belki de alacak o topu. Evet, Ama Biraz burada burada Ceza sahasına sokmayacaksın. O vuruşu yaptırmayacaksın. Hı. Buralara... gel. Burada Samet'in çok da Ya bu bari ceza sahasının içine girmeden onu orada halletmesi lazım ya. O kadar ağır kalıyor ki. Evet. 2-2 oldu burada. Bir şok ama sonrasında Fenerbahçe öne de geçti. 3 pasla gol attılar. 3 pasla. Evet. evet. Devam edelim. Bir tık hızlanacağız şimdi. Evet burada Emre Mor vuruyor. Savunmadan dönüyor. Okan'dan. <laughs> Kaleci gördün mü? Evet. Uçtu. <laughs> Enteresan Vallahi. oldu. Burada. Ya bu nasıl gol yapısın olmaz? Bak, bak nasıl uçuyor bak. <gülüyor> 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 bak çok güzel <laughs> bir kafa vuruşu var. Bu gol olabilirdi. Direğin evet. dibine düşebilirdi. Evet, Falan bu, bu. Burada, burada Ali Özge avuttan mı ortaladı? Bu, öyle bir karar çıktı. Gol burada. Gol olsaydı avuta bakarlar mıydı? Bakarlardı. Yokuyorlar tabii. Acaba ortaladığı bir anda bir Av görebiliyor Av muyuz? Özgür şurada bir durdurabilir misin? Evet tam çıkmış mı acaba top? Tam buradan, buradan anlaşılmıyor. anlaşılmıyor burası bir görür açı hocam. daha varmış. Burası görür burası. Bir açı daha varmış. O da gelecek şimdi. Hakem çok içeride. Hakem çok içeride. En rahat kararı o verir. Heh, bu açıdan bir bakalım. bakalım. Tam Ayağın çıkmamış. Ayağı dışarıda İz ama iz düşümü, iz düşümüne bakarsak galiba burası çıkmamış. Bizi, burası bizi çok aldatır ama ben oradaki hakemin kararına Doğru. saygı Doğru. duyuyorum. Çünkü Aha. o görseydi kaldırdı Buradan hiç anlaşılmıyor. Kale kale orada kale bayrağını kaldırdı şey yan bayrağı. Peki. Orta Valencia burada kafayı vurdu yandan dışarı gitti. Devam edelim. Kaleci çok iyi atlamış burada. <gülüyor> 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 dakika 71. Savunmayla burada birebir kaldı Valencia öyle bir fren yaptı ki bakın aslında savunma çok şimdi ağır kaldı burada İstanbul şöyle e, Samet için demin söylediklerimizin evet. her şeyi bu arkadaş için de söyleyebiliriz. <laughs> evet, evet. Bir de burada dönemedi yani bile. bak dört numaraya bakar mısın? Duhan ya. Aksu. <laughs> dönemedi. Öyle ya. bir gitti ki pata 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 yani orada duracaksın çevik olacaksın. Evet bak. Çabuk olacaksın. Bak. Tamam bak nereye gitsin geçti. <laughs> Pardon Mehmet Yeşil, Mehmet evet, Yeşil evet. düzelteyim. Sonra çıktı galiba zaten. Bu da çıktı. Bu çalım ve Valencia'nın asisti Joao Pedro boş kaleye evet. gönderiyor. Ya Valencia maç içinde çok çalıştı zaten. o kadar çok deparattı ki. Bir de Valencia'da hakikaten acıyorum şöyle ki inanılmaz bir şekilde deparlı koşuyor. Her topa deparlı koşuyor. Taçada top. Okan Erdoğan'ın da burada büyük hatası var. İyimser Cumalı'nın. Nasıl? 23 numaralı oyuncunun da hatası var Okan'ın. Var var. İstanbul da. Spor'da. Hepsinin. Ne Valencia'ya gidiyor ortada kalıyor böyle. Bak şimdi. Evet bak. çok geride kalmış. Bak beklemiş. Hiç kademeye girmiyor. Belki Emre Mor'u gördü belki bak. ona pas <laughs> atmasın diye bekliyor. Burada şu Joao Pedro ile beraber orada Joao Pedro koşuyor. Nerede başladıysa ona en yakın adamında o koşuyu aynen, aynen. Joao Pedro hızında devam hmm. etmesi lazım. Aynen. O zaman pilottan bak bir bakalım. Bak. Joao Pedro Deli var ona en yakın ama unutuyor arkada. O da unutuyor. Evet unutuyor. O da unutuyor ama bak böyle bir yan gözle şöyle bir kontrol ediyor ama evet. onu göremiyor galiba. İlk Önce. koşuya başlarken bir baktı evet. yan gözle. Unuttu. Joao Pedro'nun golü. Ya burada defans oyuncularının aslında sadece burası değil. Genelde bütün defans oyuncularının odaklandığı bir tek yer var abi. Topla olan adama odaklanıyorlar. Yani çevresindeki kontrolünü bir türlü şöyle yapmıyorlar. Evet, doğru. En büyük problem oradan Topu kaynaklanıyor. Topu kimin ayağındaysa ona bakıyorlar. Evet, Top kimdeyse, top neredeyse ona bakıyor. Bak, Hepsi oraya bakıyor bak. Şöyle bir bakıyor ama şey yapamıyor, çözemiyor. Ama Valencia'nın burada asistini gerçekten tebrik ettim. Yoktan var etmiş, etmiş Valencia ya burada. Yoktan, şey. yoktan, yoktan var, var etmiş. Müthiş bir aynen. iş yaptı, müthiş. Devam edelim. Ve 90 artı 6. Kaç futbolcu var bakar mısın burada Fenerbahçe'den ceza sahasında? Ya yani burada en bakar başından, mısın en başından Bak. başlayabilirsek Dayar devam mısınız? Bak tabii, tabii. kaç İstanbul sporlu var kaç Fenerbahçeli var? Kaç kişinin arasından vuruyor topa? İçeride 3 İstanbul sporlu. Bak şimdi. Şimdi şurada bir 6 Fenerbahçeli. Taçın oradaki ha şu 13 numara bir daha gelir misin? i̇lk pası atan Bir daha mı attıralım taçı? İlk pası tamam. ayağına geldiğimizde gel 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 evet. gel gel öyle kal. Gelebiliyor musun? Geldim, ya böyle kal böyle, kaldı. kal, böyle kal, böyle kal. Şimdi şöyle bir etrafı bir bakalım. Evet. Genelde ne diyoruz? Doğru pozisyon, doğru adam almak, doğru yerde doğru hamleyi yapabilmek. Şimdi burada şu oyuncunun bir kere içinden geçirmesi kadar yanlış bir şey Rossi olabilir. değil mi o? Bacakların Rossi. arasından evet. geçiyor top. Şurada kaç tane? 1 2 3 dört, 5 altı tane oyuncu var. 8 Şurada da iki tane tehlike, üç tane tehlike yaratabilecek oyuncu var. Buradaki hemen şu Arao'nun gelmesi lazım. Kim bu? Bu oyuncunun gelmesi lazım. İsmail mi? şöyle kayması lazım. Diğer oyuncuların arkadaki iki tane oyuncunun perdinde... Crespo. Evet, Crespo, nun Crespo, nun Crespo nun Gelmesi da. lazım. Çünkü zaten sen sayısal olarak fazlasın zaten. Evet. Zaten fazlasın. Ya bunun yapacağı bir tek şey var. Şuraya atacak. Ya ara, gel şöyle ya. ya evet. gel Kim görüyorsa bir an evvel gel. Bırak bu adamı zaten sen. Evet Zalay'ın uyarısını adamı. başta söylemiştik. Bir daha, daha bakın eller açık şöyle bir hattı gösteriyor. <laughs> bu adamın atacağı bir tek yer var. Ve bu adamın atacağı yeri gören en iyi iki adamdan bir tanesi zaten yakın topa. <laughs> ya gel buraya koşu, koşun ya. Evet, Zalay'ın eller hocam. Çıkın diyor çizgide kalın diyor ama ara o. Dinlemiyor, offside'ı yani, bozuyor. Yani şöyle bir parça, onu bir an eve, Ondan sonra Zalai kayacak, arkasından Isma, e, Serdar kayacak, orada e, Perdi kayacak. Onların hepsi zaten hmm. sırtını alacak. En yakın, en tehlikeli olabilecek oyuncunun yanında durabilecek sayısal üstünlüğün var zaten. Evet. Ama demin ne anlattık, herkes topun olduğu yere... Öyle odaklanmış evet. bakıyor. Hepsi o topa ha, hepsi bakıyor, öyle. aynen. Yani İstanbul Sporlu'su ha. da öyle. Evet. Fenerbahçe'lisi de öyle. İstanbul Sporlu'yu anlayabiliriz çünkü atak yapıyor. Ya hiç Fenerbahçeliler olmazsa. Fenerbahçeliler niye adam hayır, almıyorlar. Fena, İstanbul Spor defansı da böyle ha, o odaklanıyor. Fenerbahçe defansı da böyle aynen. E, odaklanıyor. Alioski'nin tuttuğu adam bu değil de bu olabilir miydi diyorlar. Alioski'nin duruşu kötü bir duruş değil. Bak, bunun anla, bunu görmesi için... Yani çizgideki buradaki, değil, içerideki adamı tutsa diyorlar. Çünkü burada ikiye iki Ay yakalamışlar ya, yani burada bir sıkıntı yok. Buradaki adamı tutacak olan adam bu kadar oyuncu var. Burada en yakın adamı... Crespo geliyor. Bunu Crespo, Crespo olur, geldi. Ara olur. Muhakkak bir ara... Şimdi geldi Crespo. Ya Crespo daha önce geleceksin ama. Crespo daha önce geleceksin. Veyahut da Ara onlar... Ara öyle işte diyorum ya da. Ne burada lisan olarak... Ne vücut dili olarak birbirleriyle konuşmuyorlar. Burada konuşsalar ve tabii bunu da yapacağı inanılmaz iyi bir orta, iyi, iyi bir pas. Pas ya. İyi resmen bir pas. Ortam ortam değil. Böyle pas evet. İyi yani. bir pas. Benzer golü gösterelim hep evet. vurguladık programın evet. başından bu yana. Redmond'un Redmond'ın Tosun'a ortası, Cenk'in golü. Evet, işte sizin önünüzdeki ekranda hocam. Bayağı ortanın yapıldığı yer kafanın bulunduğu yer musun? bayağı benziyor. Evet. Abi önemli olan ne biliyorsun? Burada ortayı yapacak oyuncuyu o kadar çabuk yetenekli tık tık yapıyor. Karşısındaki Samet ağır. Çok ağır. Hareketleri ağır. Hı -hı. Yani atletik özelliği kısıtlı. Hı -hı. Ve bu kısıtlılığı da bak ayağını açamıyor görüyor musun? Evet, ayağını açmakta yani zor. Burada da Arao bozmuş galiba savunmayı. Bir Bu Arao'nun yanından vuruyor zaten. Evet. Yine en önde Arao var Arao'nun ARAO sanki... yanında Ya zaten değil. varsa da bozuyor. Bak. Ee... Şu pozisyonda Zala'yı önde Arao vurduruyor. Evet. Öbür tarafta da Arao önde Zala'yı arkada vurduruyor. Burada da. Görüyor musun? Evet ikisinde Bak. de bir Arao'nun rakibe katkısı olmuş. Evet. Ya bu o Say Samuel'i niye düşünmüyor bu hoca? Yani oynadığı zaman da süper katkı veren bir oyuncu. Çok top kesiyor ceza evet. sahasında. Zeki 11 Bir oynatıyor bir oynatmıyor. O, şimdi bir, gene hep beraber bir 11 yapalım. Önümüzdeki hafta için tutturabilir miyiz? Şimdi bu <gülüyor> <Tutturamayız> <gülüyor> şimdi Samet hiç eser. Başakşehir'den yani. Başakşehir'le kaç gün evvel evet, oynamışın? 5 evet. tane adam yok. Hadi biten 11'den, biten 11'den Başakşehir'in bir evet. biten 11'inden iki tane daha farklı oyuncu koymuşsun Niye? oraya. Çünkü o sayı Samuray süratli bir oyuncu. İrfancan Başakşehir'in iyi oyuncularından bir tanesiydi. E onunla başlamıyor mesela. Evet. Ama de neden var. başlamıyor? Ne ve düşünüyor? Son ama maçlarda da İrfan Can Kahveci evet. o son dakika galibiyetlerinde bunun payı var. Aslında e, baktığımız zaman o 80'den sonraki 90'dan sonraki gelen galibiyetlerin hepsinde oyuna sonradan giren oyuncuların bütüş katkısı var. Burada evet. ama aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Evet. Burada Aa, aynı evet. şeyi söyleyemeyeceğiz. Doğru. Bu, ve bugüne kadar yapmış olduğun o 90 artı 6'daki geri dönüşlerin Bugünkü kaybetmiş olduğum puandan dolayı hiçbir esprisi kalmadı. Son pozisyonu verelim. Sonrasında toparlayacağız yorumlarımızı. Evet. Yüzüncü dakika artık. 90 artı 10. Burada kafalardan sekiyor. Bir penaltı var mı diye bir itirazı oldu. İki... Yalnız İstanbul Spor Savunması nasıl almış Fenerbahçelileri çember içine bak. Hepsini tutuyorlar bak. Son dakika. Evet. İyi savunma yapmışlar burada. Son dakika. Başka Baten şey yok. Bakar mısın? Tabii. Burada bir şey yok Onur. Evet. Burada hiçbir şey yok. Son düdükle beraber biz de yerimize Burada oturalım hocam. Yok. Bir bitiş <laughs> anını da görelim. Ve görüntülü analizimizi noktalayalım. Şimdi Fenerbahçe Sivas'a gidecek ama hangi moralle gidecek? Şimdi Sivas'ta normalde yükselişte bugün de kazandı. Yükselişe geçti. Sen. Evet, Sivasspor formda. Ketiyeli bölgeden uzaklaştı. Rahat nefes aldı. Şimdi bu kez 10. Fenerbahçe önce oynayacak sonra Galatasaray oynayacak. İki hafta öyle oynayacak galiba evet. Hani hep e, e, Jesus'un da şikayet ettiği bir durum vardı. Gürcan Bilgiç önce Galatasaray oynuyor diye. Bu kez önce Fenerbahçe oynayacak ve sonrasında derbinin sonucunu bekleyecek. Nasıl toparlar takım moral olarak? Valla zor. Zor mu? Zor. Yani e, bilmiyorum yani o maçı e, çok profesyonel Mentor olarak çok kuvvetli yaşamaları lazım. Yani Rıza Hoca da Fatih Hoca gibi oynatacaktır. Tekke gibi oynatacaktır. Yani sever av yapmayı biliyorsun. Evet. Sağ, çekilip. Evet. Büyük maçları iyi e Şeyi serpmeyi yapar, yapar mı? Tabii ya? tabi, tabii öyle <laughs> Orta sahada adam adama değişmez Rıza şey. Haftanın <laughs> programı da bu arada ekranda işte. Orta Cumartesi adam adam... 19'da Sivaspor Fenerbahçe ve Pazar günü 19'da Beşiktaş Galatasaray çok kritik bir maç. E, o maçla da ilgili var mı e, söylemek istediğiniz Galatasaray'da Yalnız, bir Gomis olayı yaşandı şey, ama bugün özür dilemiş, tatlıya bağlanmış psik deniyor. Yani Tabii. psikolojik olarak çok önemli bir maç. E, i̇yi hazırlanır Sivasspor'u yenerlerse Galatasaray'ın üstüne büyük atarlar. Beşiktaş Doğru. maç öncesinde. Doğru. Yani e, ondan da Cesus'a da biraz hak vermek lazım. Adam ayakta tutmaya çalışıyor. Kaybedilen bir şey yok. şudur budur. Hı, hı. O takımı top, topluyor orada. Ama haftaya 3 e, puana inme ihtimali tabii var. Yani tabii. E, ya, e, tabii. Yani belki de delik bitecek haftaya. Fenerbahçe Her eder. şey olabilir. Tabii yani. şey, yap, şey yaparsa. Yani. Tabii. Ozan e, havlu atar acay, mı? Acay, acayip bir final. Tabii Kup, havlu kupa, Fenerbahçe haftaya da kupa kalıyor ondan sonra. Ya şöyle değerlendiremesen. Sivas'ta puan kaybedip de Fenerbahçe şey Galatasaray'la derbi kazanırsa zaten iş bitmiş gibi bir şey olur artık tabii. yani. Kapanmaz yani, artık yani. E, Fenerbahçe kazansın, Galatasaray kazansın gene iş bitmiş gibi. Olur. Peki Beşiktaş kazanırsa Beşiktaş adına lig yeniden başlar mı? 5 puana yani iniyor. 5'e iniyor. 5'e iniyor. E, tabii yani umutlanır. Ki 9 maçtır kaybetmiyor Beşiktaş ve iyi oynuyorlar. Hı hı. Bak Beşikta Beşiktaş'ta hem toparlanma süreci içerisinde Şenol Hoca ile beraber e, ve de Beşiktaş'ta Galatasaray'ı yene, yenebilir. Bu da çok büyük olasılıklardan bir tanesi. Bence Beşiktaş bugüne kadar gelmiş olduğu e şey iyi, performansı, evet. iyi performansı iyi evet, performansı iyi performansını süsleyebilecek harika bir maç zamanlaması. Ve yenerse bir de Fenerbahçe'de yenebilir. Buradan çünkü sıyrılması gereken bazen bir maçlar denk gelir. Niye Sivas maçı böyle bir maç olmasın? Aynı şekilde hep böyle mi devam edecek? Tabii yani değil, bu mesela, soruları mesela, soracak. Mesela dün bugüne bak. <laughs> evet. Dün Galatasaray karaları bağlamıştı. Bugün <laughs> evet. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Bir de, Galatasaray yine konsantrasyon tweet'i attı. Yani bu, Beşiktaş maçına yönelik yani bugün sanki, yine moraller yerine geldi. Sanki kara maçında puan kaybeden Galatasaray değilmiş gibi. Evet. Evet. Değil Beşiktaş'ın öndeki üçlüsü Redmond, Çok Abubakar, farklı. Cenk Tosun şu anda Çok en, en, iyi hücum attı. En yani ya, ya o üçlü gol atıyor ya da asist yapıyor üçlüden birisi. Yani o kadar verimli oynuyorlar ki. Bir de öyle düşün. Yani Gezdal'ı kimse konuşmuyor artık. Redmond var. Evet. Derbi de hiç oynamayacak konuşumlu. bu arada Gezdal net oynamayacak bir şekilde. Ki, Onun da ya, haberini zaten verelim. Önemli değil diyorlar. Çünkü Redmond evet. muhteşem. Süratli, adam geçiyor, çok zeki, orta yapıyor, gol atıyor. Evet. Daha ne olsun bir oyuncuda? E, savunması da iyi, kalecisi iyi, hı hı. orta sahası iyi. Salih Uçan artık ne kadar güçlendi. Evet, yani. Salih Uçan çok üstüne koydu hakikaten. Evet, i̇nanılmaz yani, top oynuyor. Inanılmaz. In bu oyunuyla işte bu daha evvel oynasaydı bu formunu Roma'dayken yakalasaydı. Güçsüzdü Roma o zaman o yüzden. işte orada bir e, antrenman performansını e, iyi bir koruyabilseydi Roma'nın değişmez oyuncularından biri olabilirdi. Şey ne ya? <laughs> Salih de onlardan biri. Hoca bana inansın istiyor. Yani e, hoca inanmıyor. Yedek kalacağım. Gene çıkartacak mı beni? E, e, şeyine geç, Gürcan, havaya zamanda, girme kökü, diye bir kökü, şey vardır aynen. ya. Yani evet. bir havaya girme diye yani, bir şey vardır. Şe, ee, şe, havasını buldu Salih İşte Şenol Hocam o konu demek ki o güveni verdi. Ben senle evet. oynayacağım dedi. Evet evet. Peki, yani. bir Zaten bak, derbiye doğru hocam e, artık geniş önümüzdeki günlerde ne kadar var? 6 günümüz var. Uzun uzun konuşacağız. Bugünlük e, programın süresinin sonuna geldik. Unutulmayacak bir maç oldu. Bu sezona evet. damga vuracak maçlardan biri. Ligin kader maçlarından biri. Çok teşekkür ediyorum. Var mıydı son bir böyle eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz unutma unutmadan? Teşekkür ederiz. Biz Peki, de sana. Ben de size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Ağzınıza ederiz. sağlık. Bizi izleyenlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta oynanan önemli maçların özet görüntülerini ekrana getirerek Artı Futbolu noktalıyoruz. İyi geceler.